Tarih ve Medeniyet'e hoş geldiniz değerli izleyenler. Bu hafta sezon finalini gerçekleştiriyoruz Tarih ve Medeniyet'te. Geçen hafta Çerkesleri konuşmuştuk. Çerkeslerin kültürlerini, farklılıklarını, karakteristik özelliklerini tüm detaylarıyla burada konuşmuştuk. Bir konuğumuz vardı. Bu hafta yine konuğumuz var. Öncelikle Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocama hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk, sağ olun. Ve konuğumuz Dünya Çerkesleri Dayanışma Komitesi Başkanı Doktor Nusret Baş, tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Sezon finalini sizlerle birlikte yapacağız. Teşekkür ediyoruz. Bu hafta. Şimdi geçen hafta Çerkesleri konuştuk aslında ama bu hafta biraz daha tarihi seyrine bakacağız Çerkeslerin. Osmanlı ile münasebetlerine bakacağız. Osmanlı padişahlarının neden Çerkes gelinleri tercih ettiğini, Çerkes kızlarını tercih ettiğini konuşacağız. Biraz daha farklı boylarıyla ele alacağız. Geçen haftadan bu haftaya yansıyan çok fazla tweet sorusu var. Onlara birlikte göz atacağız. Ondan önce dilerseniz şu sezon finaliyle ilgili olarak hocam kısa bir konuşma yapalım sizinle. Bir sezondur değil mi? Bir yıldır evet. Tarih ve Medeniyet'te izleyicilerimizle birlikte oldunuz. Yani ben bir kısmına tanıklık edebildim. Bir yılı aştı epeyce. Evet. Aynur Hanım'la, Aynur Ayas Hanım'la uzun bir program dönemi oldu. Evet. Akabinde bir müddette beraber devam ettik. Evet. Aslında Sinebeş'teki bu programa biz sizinle bir televizyon programına katılmakla başladık. Haber sabah programına değil mi? Bir sabah evet. programına Fetih filmi ile ilgili bir konuşma yapmıştık. Ve o Fetih filmi akabinde malum dizi, hı hı. Kanuni ve Hürrem'i anlatan ardından bir roman, yani tarihe karşı müthiş bir ilgi oluştu bir anda. Ve tartışmalar özellikle başladı. Dizi ve tartışmalar başladı. Evet. Şimdi öylesine gerek o dizide, gerek filmde, gerek bir kısım romanlarda öylesine fahiş hatalar vardı ki, yani belki Cumhuriyet'in ben şöyle söyleyeyim 70-80 yılında görülmeyen hatalar görüldü. Hı hı. Yani insanların 2010 yılına gelindiği bir dönemde bu kadar tarihle oynanması, bu kadar tarihe saldırılması normal bir hadise değildi. Ve bizim o haberdeki programımız dahi çok ilgi çekti. Evet. Ve yoğun teklifler geldi bir program için. Ben burada şunu gördüm. Yani bir buçuk seneyi neredeyse yaklaşan bu programda Tarih Medeniyet. Müthiş bir ilgi gördüm. Yani hı. bunu çok fazla konferansa giden bir kişi olarak gerek verdiğim konferanslarda, gerek halk içinde insanlardan çok olumlu tepkiler aldım. Yani biz bugüne kadar ya idare ediyorlar, aman öyle olur, böyle olur, konuşmuyorlar veya işte gerçekten tarihe saldırıyorlar. Hı hı. Yani doğru dürüst, şöyle milleti bilgilendirecek, samimi bir program göremedik. Hı hı. Tarih, medeniyetle. Biz bu eksikliğin giderildiğini gördük dediler. Hı hı. Yani bu çok önemli bir şey. Şahsen ben tabii 30 yılı aşkın bir akademisyenlik hayatım var. Neticede tarihi araştırıyorum, tarihi konuşuyoruz, tarihi söylüyoruz. Kitaplarınız var. Kitaplarım var. Ama insanımızın doğru bilgiye aç olduğunu gördüm. Doğru bilgiye aç olduğunu ve doğru bilgiyi bulduğu zaman da ona sahip çıktığını gördüm. Bizim programımız gerçekten yoğun bir ilgi gördü. Ve izleyiciler bunun devam etmesini istediler. Hatta tabii her program çok devam etmiyor, siz biliyorsunuz. Tabii. Hele bazı programlar sıkıcı da olabiliyor. Benim programa 2-3 ay süre biçiyorlardı. Ben izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum bu noktada. Bir sezon finali yapıyoruz ama bunu bitti zannetmesinler. Bu evet. tamamen onların ilgisiyle devam eden bir program. Bana kalsa yoğunluğumdan, yorgunluğumdan, kitaplarımdan açıkçası şuraya çıkacak. Yani mecai zor kalıyor ama. Yıl işte programın finalini yapıyoruz deselerdi üzülmezdim ben. Ya yani benim açımdan herhangi bir üzüntü kaynağı yok. Final yapıyoruz, bitiriyoruz deseler belki memnun olurdum. Çünkü ya bunu samimiyetle söylüyorum. Evet, çünkü evet. yoğunum, kitap yazıyorum ben. Kitabı çok önemsiyorum. Kitap kalıcıdır. Evet. Hani söz uçar yazı kalır demişler. Evet. Kitap kalıcıdır, asırlar boyu kalır. Ama söz uçar gider. Gerçi şimdi uçmuyor internette, İnternette diğer yerlerde, her yerde kalıyor. Ama burada izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Onların arzusu, isteği beni programı daha da güzelleştirmek suretiyle, daha yeniliklerle huzurlarına çıkmayı teşvik ediyor.
Çünkü kanaldakiler bırakmıyorlar. Evet. Bu program devam edecek diyorlar. İzleyiciler de bırakmıyor bu, hocam. Bu izleyicilerin yoğun ilgisiyledir. Bütün teşekkürü onlar hak ediyorlar ama Sine 5'e de hasreten teşekkür ediyorum yöneticilerine. Yani böyle bir programı devam ettirdiler, sahip çıktılar ve bana zerre kadar karışmadılar. Hiçbir şekilde en küçük ben programımı net bir biçimde yaptım. Bu noktada da onlara da teşekkürü bir borç biliyorum açıkçası. Ve bu izleyicilerin daha güzel programlara layık olduğunu düşünüyorum. İnşallah daha güzellerini gerçekleştireceğiz. Biz de çok teşekkür ediyoruz tabii ki hocam sizlere değerli katkılarınızdan dolayı. Şunun da hafif müjdesini verelim izleyicilerimize. Bu dediğimiz gibi bir sezon finali, yani final evet. değil. Yaz giriyor araya, Ramazan ayı giriyor. Ramazan ayından sonra bir aylık bir tatil ve daha sonra Eylül ayında yeni yayın döneminde yine izleyicilerimiz tarih ve medeniyeti belki farklı boyutlarla, yeni sürprizlerle yeniden ekranlarda görecekler. İnşallah. Onun müjdesini şimdiden vermiş olalım İnşallah. Ama detay vermeyelim şimdilik. Değil mi? Sürpriz olsun. Bu arada Ramazan ayı dedik. Ramazan ayında da izleyicilerimiz sizi ekranda görecekler. Çünkü farklı bir program da hazırlıyorsunuz bildiğim kadarıyla ve yorgun geldiniz. Evet. Camileri dolaşıyoruz. Ramazan ayı tabii. Camiler Osmanlı padişahları hep konuşuyorlar ya. Evet. Osmanlı padişahlarıyla hep içkisini tartışıyorlar. Evet. İçti mi içmedi mi, içti mi içmedi mi? Her Osmanlı padişahının veya onun hanımını veya onun kızını veya onun paşasını camisini geziyoruz, camisini tanıtıyoruz. Bakın Osmanlı padişahının, o padişahın kızının, o padişahın eşinin, o padişahın paşasının camilerini geziyoruz, camilerinin tanıtımını yapıyoruz. Meyhanelerinin değil. Yani bunu insanlar anlayacak, bunu görecek. Mızrak çuvala sığmıyor. Yalanla bir yere varamazsın. İşte camileri meydanda, o camilerini de seçtiğimizden birkaçını orada göstereceğiz. Hangi camiye girsek, hangi camiye? Bir de hünkâr mahfili var. Ne demek hünkâr mahfili? Padişah gelecek, orada namaz kılacağı bölüm var. Bu insanlar beş vakit namazı cemaatle camide kılan bir insan yatsı namazını kıldı, sabah namazına kalkacak. Bizi tanımak isterseniz eserlerimize bakınız. Eserlerini gösteriyoruz. Biz de eserlerini böyle eserlerini değil tanıtarak mi? Onlar gösteriyoruz. Onlar eserleriyle tanıtıyorlar. Eserini evet. gör, adamı tanı. İze bakarsın, iz sahibine haber verir. Haber vermektedir. Bakarsın izine, buradan tavşan geçmiş dersin. Bakarsın kedi geçmiş dersin. Bakarsın arslan, bakarsın insan. Yani iz sahibine haber veriyor. Bu padişahları da yaptırdığı eserler haber veriyor. Mescitleri, medreseleri, camileri, mektepleri, hanları, hamamları. Meyhaneleri var mı? Yok. Ya ne diyelim, değil mi Nusret Bey, Sayın Başkan? Şimdi geçen hafta Çerkesleri konuştuk dedik. Bu hafta da tabii Çerkesler öyle bir programlık programda bitirilebilecek bir konu, bir kültür değil. Ve çok önemli ve altı çizilesi cümleler sarf ettiniz geçen hafta da Sayın Nusret Baş. Dediniz ki bu bir kültür aslında. Evet, kabile kabile yaşarlar, dünyanın farklı bölgelerinde yaşıyorlar ve siz de Dünya Çerkesleri Dayanışma Komitesi Başkanı olarak çok farklı aktiviteler gerçekleştiriyorsunuz. Onları tek çatı altında toplayabilme çabaları var. Dil konusunda önemli çabalarınız var. Yine bu konuyla ilgili Twitter soruları da var. Az sonra ileteceğim. Bu hafta nelere bakacağız? Kısaca bir göz atalım ve Twitter adresimizi hatırlatalım izleyicilerimize. Bu hafta yine Çerkeslerin tarihi seyrine bakacağız. Osmanlı Devleti ve Çerkeslere bakacağız. Ferah Ali Paşa'ya dikkat çekeceğiz. Yine Kırım'ın Rus işgalinden sonra Çerkezistan'daki gelişmelere, o bir bölge, oraya bakacağız. Ve Osmanlı padişahları neden Çerkes kızları tercih etmiş, ona bakacağız. Şimdi Twitter adresimizi de yineleyelim. Sorularınızı bekliyoruz. Geçen haftadan soruları da yanıtlayacağız. twitter.com/tarih_medeniyet ekranda da görüyorsunuz şu anda. Sorularla başlayalım mı hocam? Nasıl derseniz. Şimdi Çerkes deyince tarihe baktığımızda en çok Çerkez Ethem ismi akla geliyor. Ve izleyicilerimiz de bu konuyla ilgili farklı farklı sorular yönlendirmişler. Biz şöyle kısaltarak hazırladık. Çerkez Ethem kardeş kanı dökmemek için gitti. Neden bu gücü kullanmadık da hain ilan ettik diye bir sual var. Ayrıca
Hocam bizde de Çerkez Ethem isyanı derler. Yine bir başka soru Çerkez Ethem'le ilgili. Çerkez Ethem isyanı derler. Tarihte bu konuda bilgilendirebilir misiniz demişler. Bu Çerkez Ethem'le ilgili ufacık bir pencere açalım bu sorulara ilişkin. Hocam siz mi anlatın, ben mi anlatayım? Dinleyelim bakalım sizden. Şimdi tabii her yeni rejim eski rejimi kötülemek üzere kurulmuştur. Ben öğrencilik yıllarımda hatırlarım, biliyorsunuz 1960 ihtilali vardır. Ve bu 1960 ihtilaliyle ilgili tarih kitaplarımızda bir fasikül vardı. Ve o ihtilali yapanları ezberlemeden bize iyi not vermezlerdi. Mesela aklımda kalmış Subhi Gür Soytrak. Yani o bir tanesi aklımda kalmış. Yani biz tarih derslerinde Menderes'in Türkiye'yi sattığını tam son anda kahramanlar darbe yaparak Türkiye'yi satılmaktan kurtardıklarını özet olarak söylüyorum. Böyle bir tarih kitapları yazılı idi ama bugün gerçekten Menderes'i bu millet seviyor. Milletin oylarıyla iktidar olmuş ve 8 ay sonra tekrar seçim yapılacak imiş. Bir kısım subaylar bir aralarında bir komite oluşturuyorlar ve bir ihtilal yapıyorlar. Ve ondan sonra da tarihi kendilerine göre yazıyorlar. Şimdi tabii Cumhuriyet'ten önceki dönemi kötülemiş. Belki başlangıçta öyle bir ihtiyaç vardı. Bir de her ihtilal kendi insanlarını yer diye öyle bir tabir var mıdır hocam? Vardır. Milli mücadelede Çerkez Ethem çok önemli bir figürdür. Belki Çerkez Ethem olmasaydı Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun da zor olacağıyla ilgili Mümtazör Türkene Hoca'nın bir yazısı vardı. İlk milli mücadeledeki ilk mücadeleyi başlatmış kimse Çerkez Ethem. Kaldı ki askerde değildi, emekli olmuş bir insandı. Ve Yunanlarla ilk muharebeleri yapan, Yunan ilerlemesini ilk durduran insandır. Milis kuvvetlerle bir 3-4 bin kişilik bir kuvvet kurmuş ve Ankara'nın organize olması için ona büyük bir zaman kazandırmış. Sonra isyanlar oluyor Anadolu'da, muhtelif isyanlar. Yunan Savaşı'nı bırakıyor, dönüyor isyanlarla uğraşıyor. O isyanları bastırıyor. Tekrar dönüyor Yunan Savaşı'yla, Yunanistanlarla savaşa başlıyor. Tabii o dönemde düzenli bir ordu kurulmak isteniyor. Tabii o dönemde de paşalar arasında tabii çekişmeler başlıyor. Özellikle İnönü Çerkez Ethem çekişmesinde Çerkez Ethem kaybediyor. Arzu etseydi Çerkez Ethem. Çünkü eğitimde ve savaşa alışkın gücü vardı. Belki o savaşı kazanabilirdi. Ama o doğru olanı yaptı. Kardeş kanı dökülmesin dedi. Askerlerini serbest bıraktı ve Yunanistan'a geçti. Sonra gitti Ürdün'e yerleşti. Tabii bu uzun bir mesele. Biz bunu tek taraflı okuduk hep tarih kitaplarında. Objektif olarak görmedik. Çünkü tarih insana geleceğe doğru bir projeksiyon yapar. Ama objektif olursa bu projeksiyon yapar. Objektif olmazsa belli bir şekilde şartlanmış olursunuz. Şimdi 1939 yılında biliyorsunuz bunlar affedildiler. Ama Çerkez Ethem affedilmeyi kabul etmedi. Ben suç işlemedim ki affedileyim dedi. Ben mahkeme edilmek istiyorum dedi. Mahkeme edileyim. Ha ondan sonra idam olsam da buna razı olurum dedi. Böyle bir şey de olmayınca garip ve yalnız başına Ürdün'de vefat etti. Bugün tabii Çerkez Ethem konusu Türkiye'deki Çerkezleri ilgilendiriyor. Şundan dolayı ilgilendiriyor. Normalde Çerkez Ethem'in ismi hiçbir zaman Çerkez Ethem olmadı. Ethem Bey'di, Ethem'di. Ama ne zaman hain ilan edildi ondan sonra ismi Çerkez Ethem oldu. Ve ben hatırlarım. Değerli izleyicilerimizden de mutlaka bizim yaşımızda olanlar hatırlarlar. O gün o konu geldiği zaman biz böyle gizlenirdik. Vatanı satanlar olarak bütün sınıf arkadaşlarımız da bize bakardı. Yani rencide olurduk. Rencide edilirdik. Bu bilerek yapılmış bir tasarruftu. Tabii biz buna karşı çıkıyoruz ve Çerkez Ethem'in iade itibarını talep ediyoruz, istiyoruz. Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanlığı makamına gittik. Genel sekreteriyle görüştük. Onlar da bu gecikilmiş bir karardır. Mutlaka iade itibar gereklidir diye bizlere bildirdiler. Bunu gerekli mercilere ulaştıracağız ve rencide edilmekten, bir defa rencide edilmekten kurtulacağız. Bir de bir milli mücadele kahramanı olarak bir kahramanı bugün hain olarak konuşmakta
Türk milletinin asaletine yakışmaz. Yakışır bir durum değildir. Kaldı ki demokratikleşme ile bütün herkes barışıyor. Yani Türkiye değişiyor, değişim sağlanıyor. Bunun da sağlanması lazım. Tabii konu siyasi bir konu, can yakıcı da bir konu. Sordunuz, ben de bildiklerimi anlattım. Sayın Hocam ne der bilmiyorum. Söylediklerinde bir eksiklik var mı, yanlışlık var mı? Çok güzel şeyler söyledi Sayın Başkan. Şimdi şöyle ifade edeyim. Benim bir tarihçi olarak en fazla karşı çıktığım hususlardan bir tanesi, yani bu tip meselelerde bir insanı bir anda hain diye yaftalamaktır. Yani birine hain, birine işte vatanı sattı, birine Kızıl Sultan. Yani siz bir şeyler söylediğiniz zaman artık konuşamazsınız onu. Yani onun iyiliği, hatası, sevabı karışıyor. Yani biz bu son 100 yıl içinde bu çok fazla. Yani bugün dahi bunlar işleniyor. Yani bir işte Menderes vatanı sattı. Öteki geliyor vatanı sattı. Demirel geliyor vatanı sattı. Diğeri işte vatanı haini. Yani bunlar çok ucuz laflardır. Yani bir ilim adamına yakışmayacak ifadelerdir. Kaldı ki hele öğretmenlere, şimdi Nusret Bey onu söylerken doğru söylüyor. Ya bir okulda bir hocanın bir şahsiyeti ele alırken vatan haini, vatanı satan. Yani vatanı satmak nasıl olur, nasıl gider? Hata edebilir, yanlış da yapabilir. Ben Osmanlılarda yüzlerce paşanın kellesinin gittiğini görüyorum. Ama hiçbirine vatan haini denmez. Hizmetleri sayılır, hatası da söylenir. O hata kelleyi götürüyorsa kelle gider. Ya öyledir ki hata kelleye göre. Adam da başını uzatır. Bir güzelce kesiver evladım der. Ya kendisi de bilir. Hatasını, eksiğini. Ya bunu önce, bu tip yaftalamalar çok yanlıştır. Maalesef ucuzculuktur, bayağılıktır. Bunlara dikkat etmek lazım. İkincisi, Çerkez Ethem gerçekten Türk Kurtuluş Savaşı'nda Kuvayi Milliye Hareketi diyorsak, bunun başlatıcısı ve halk önderlerinden bir tanesidir. Halk önderleri itibariyle diyorum. Yani daha ki kendisi Şapsı boyundan zannedersem, Şapsı Çerkezlerinden Ali Bey diye, dört kardeşi, beş kardeşin en küçüğü. İki kardeşi Rum çetecileriyle savaş ederken şehit düşmüş. İki kardeşi yine askeri mektebi birincilikle bitirmiş. Ve TBMM'ye girmiş bir tanesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Çerkez Ethem Balkan Savaşları'na katılmış. Yaralanmış, köyüne dönmüş. Yunanlılar şeye girdiği zaman İzmir'e, birdenbire yeniden gerçekten çok kabiliyetli birisi. Hemen anında bir grup kuruyor, bir çete kuruyor ve anında vurmaya başlıyor Yunanlılara. Ardından iç isyanlarda önlemekte kullanmış. Kim kullanıyor? Ankara kullanıyor. Anzavur ayaklanmasını, Bolu Düzce ayaklanmalarında rol oynamış. Onu da kullanan kim? Yine Ankara hükümeti, Mustafa Kemal Paşa. Ama işte bu noktada Çerkez Ethem, tabii başarılar bir şeyi de beraberinde getiriyor yanında. Evet. Bir gururu da beraberinde getiriyor. Çok iş yaptığınız zaman sizde bir gurur da başlar. Mesela bu isyanlarda çok çabuk öldürttürüyor herkesi. Hemen anında sorgusuz sualsiz ölüm cezasını. Gerçi burada diyebilirsiniz, bunlar zaten bizimle çarpışıyordu. Bu da tartışılır. Yani Çerkez Ethem suçlu mu değil mi? Ama bu öyle bir hale geliyor ki, mesela Ankara valisi var. Ankara valisi Yahya Galip derhal öldürün bunu diyor. Çünkü isyancılarla olduğunu tespit ediyor. Ama bu kişi Mustafa Kemal'in en yakın adamı o zaman için. Yine Miralay Refet Bey, bunu diyor yargılayın diyor. Yani çünkü bunlarla ilgili eline bilgi geçiyor. Ama bunu ifade ederken öyle bir tarzda söylüyor ki, belki kendini hükümetin üzerine koyar bir tarzda. Belki haklı, belki diğer tarafta haklı. Ama öylesine söylüyor ki, işte bu defa aralarında bir şey giriyor. Ve Ankara'ya geldiği zaman Mustafa Kemal onunla görüşmemeye gayret ediyor, uzak düşüyor. Ve daha sonra İnönü'yü görevlendirdiği zaman da Çerkez Ethem'in ortadan kaldırılmasını. Ve bu noktada da İsmet İnönü Çerkez Ethem'e bir imkan tanımadan üzerine varıyor. Belli ki onu kendileri için bir tehdit unsuru görüyorlar. Yani Çerkez Ethem'in her ne kadar oradaki davranışları bir gurur ve kibirden kaynaklanıyor dersem,
burada İsmet İnönü'nün de bu şekilde varışı aslında adamı ezmek üzerine bir hareket. Yani onca iyi işlerinin üzerine kapatmak ve onu bir anda hainliğe doğru itelemek. Yani hainliği de Yunanlılarla bir olup da hoş vurmuş falan filan değil. Kendisi belki gerçekten Nusret Bey'in söylediği gibi emrinde 5000 kişi var ve bunlar yıllardır çarpışan insanlar. Karşıda bir 10-15 bin kişi var. Kendisinden 3 kat fazla ama şayet bir ciddi savaşa girilse ona çok ağır bir darbe indirebilecek bir gücü var. Hı hı. Ve bir de vurkaç taktiğiyle alışık. Yani siz bunu düzenli bir orduyla kolay kolay ortadan kaldıramazsınız. Bunun için aslında Çerkez Ethem'in ciddi bir savaşa girmeden onları terhis etmesi ve Ankara hükümetiyle birleştirmesi ordusunu aslında alkışlanacak bir tutumdur. Sadece 40 kişiyle Yunanistan'a, oradan da Almanya'ya gidiyor. Ama bunu söylediği gibi hem de Çerkez oluşunu öne çıkarmak suretiyle bir hain damgasını uzun süre kullanmak hoş bir şey değil. Hele söylediği çok doğru. Yani hele bugün bir de Çerkez diyerek siz 80 sene konuşmuşsanız onları da rencide ediyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Çerkez Ethem velev ki hain dahi olsa bir bu kadar Çerkez'i Çerkez diyerek onun kimliğini böyle kullanmak yakışık almıyor. O sebeple dahi olsa barışmak adına atılan adımlar çok güzel, çok doğru. Zira ben burada çok konuştum. Enver, Talat, Cemal Paşa. Belki bu memlekete yaptıkları kötülük Çerkez Ethem'i bine katlar. Ama barışıyoruz. Kabirlerini getiriyoruz. Bir şey, bunlara hiçbir karşı çıkmam. Adamın hatalarını söylerim. Hı hı. Ama barışmak adına atılan adımlara hiç kimse bir şey demez. Dolayısıyla yani hatasıyla ve sevabıyla konuşmak lazım. Çerkez Ethem kendi adına tek bir program sürebilir burada. Evet. Ama bu yapılan yorumlar yeterlidir sanıyorum. Yani önemliydi. Çok soru vardı Çerkez Ethem'le ilgili olarak. Evet. Zannediyorum yerini buldu. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada yine hocam Nusret Bey size bir soru var. Bir izleyicimiz ben yurt dışından bir Çerkezim. Sayın Başkan'a sorabilir miyiz? Televizyon ve ana dil eğitimini hangi Kafkas dilinde yapmayı düşünüyor? Geçen hafta böyle i̇nşallah, bir haber vermiştiniz. İnşallah siz. Televizyonu önce buluruz. Sonra hangi Kafkas dilinde yapacağımızı düşünürüz. Şimdi şöyle Türkiye'deki Çerkezlerin aşağı yukarı yüzde net söylemek zor ama %70'i Adige dediğimiz gruptan, %20 kadarı Abaza'dır. Geri kalanı da Asetinler, Karaçaylar, Çeçenler, Nogaylar diye sıralanır. Hepsinin bir Çerkez televizyonu. Evet, zaten Kafkasya diller mozaiğidir. İki köyün bile farklı dil konuştuğu çok enteresan bir bölgedir Kafkasya. Ve diller de çok enteresandır. Bir Çerkez televizyonuna bütün Kafkasyalı hemşehrilerimizin dilleri sığar. Hepsinin dilleri sığar diyorsunuz. Evet. Kaç dil var? Şu anda Türkiye'de söyledim %70 civarı Adige dilleridir. Geri kalan %20'si Abaza'dır. %10'u da bunu tabii net istatistik bilgi yok ama tahminen söylüyorum. Bilgilerime dayanarak söylüyorum. Karaçaylar var. Asetinler var. Osetler Kabartay var. Demiştik. Yok onlar hep Kabartaylar, Şapsılar. Onlar Adige grubu. Adige grubu oluyor. Adigeler. Hepsinin evet. Dilleri benzer. Evet, aynı. Benzer. Peki yine Çerkeslerle ilgili Çerkeslerin boylarıyla ilgili olarak da bir soru var. Çerkeslerin boyları ve dilleri neden ayrılır şeklinde. Bu boylardan da geçen hafta söz etmiştik aslında ama kaçıran izleyicilerimiz için tekrar edelim isterseniz. Tabii Kafkasya bir dünyanın en güzel ülkelerinden birisi. Ben dünyanın birçok yerini gezdim ama Kafkasya kadar güzel bir ülke gerçekten görmedim. Ovalar, ırmaklar, dağlar ve buzullar. Denizden başlıyor, buzullara kadar gidiyor. Ve bu buzul, Kafkas Sıradağları 1200 kilometre uzuyor. Bu kadar uzun bir bölge. Hı hı. Tabii çok parçalı bir bölge. Parçalı bir bölge içerisinde çok fazla dillerin, çok fazla kültürlerin olması normal. Onun için o bölgede
çok fazla dil ve çok fazla kültür var. Bir de şiveler var tabii. Dil dediğiniz zaman şive de bunun bir bölümü. Mesela bir Karadenizli ile bir Muğlalının yani gerçek Muğla veyahut Denizli aksanıyla konuşanın anlaşması çok kolay olmaz. Doğru. Her yörede farklı tabii, bir... Türkçe'de bile... tabii biri demiş ne örüyorsun demiş. O da çorap örüyorum demiş. Halbuki ne örüyorsun demek, ne yapıyorsun demek. zannediyorum nerenin şeyidir hocam ne örüyorsun Konya. Demek. Konya. Kayseri, evet, Kayseri. Kayseri ne örüyorsun der. O da onu anlamadığı için çorap örüyorum demiş. Şimdi lehçeler var, diller var. O da bir uzmanlık işi. Fakat Kafkasya dağlık bir bölge. Çok dil, çok şive... ve çok farklı kültürler var. Yine geçen hafta cevabını verdiğimiz ama yine soru olarak gelen Karaçaylar ve Çerkesler farklı mıdır sorusu var. Şimdi Çerkes tabiri üzerine çok konuşuluyor. Geçen şeyimizde söyledik. Evet. Herhangi bir kelimeyi kullandığınız yere göre farklı anlam yükleyebiliyorsunuz. Kafkasya'ya gittiğiniz zaman, Çerkez dediğiniz zaman yalnız besteneyler yani Karaçay Çerkez bölgesindeki Çerkezler anlaşılıyor. Çerkez ismi Çerkezlerin yani Kafkasya'ya has bir isim değil. Dışarıdan verilmiş bir isim. Osmanlı coğrafyasından Çerkezlere baktığınız zaman Kuzey Kafkasya'dan Türkiye'ye göç etmiş bütün Müslümanlar kastediliyor. Ama dar anlamda Çerkez dediğiniz zaman Adigeleri kastediliyor. Adige boyları kastediliyor. Siz bunu hangi anlamda kullanıyorsanız ona göre kullanabilirsiniz. Yani aslında tüm bunlar Çerkez hepsinin bir çatısı. Evet. Yani Çerkez dediğiniz zaman geniş anlamda Kuzey Kafkasya'daki bütün Müslümanları kastediyor. Osmanlı, Türkiye'den bakışta. Bu birleştirici de bir şey. Dar anlamda kullandığınız zaman, Çerkez dediğiniz zaman Adigeler anlaşılıyor. Ama hepsinin kültürleri, yaşam tarzları aynıdır. Evet. Değil mi? Ve bunları yıllarca muhafaza etmiş bir kültürdür aslında. Mesela Çerkezler. Karaçaylar Kafkasya'da Turani bir kavimdir. Yani Orta Asya'dan gelmiş bir kavim. Kafkasya'ya yerleşmiş bir kavimdir. Ama 1000 sene Kafkasya'nın içinde yaşamışlar. Ve kültür aynı kültür oluşmuş. Çünkü ırkı, kimin ırkının ne olduğunu bilemeyiz ki. Dünya o kadar, Adem peygamberden bu tarafa o kadar karışmış ki. Önemli olan taşıdığınız kültürdür, taşıdığınız inançtır. Sizi siz yapan değerlerdir. Yoksa ırkla bir şey söyleyemezsiniz. Hatta Türkiye'de kim kendinin Türk olduğunu, Orta Asya'dan kökenli olduğunu söyleyebilir hocam. Evet. Ben bazen böyle takılırım insanlara. Ben Orta Asya'ya gittik. Oradaki ülkeleri gördük. Hepsinin böyle gözleri çekik. Türk sokağa bakıyorum. Gözü çekik kimse göremiyorum. Ya arkadaş biz Türk'üz diyoruz. Türkiye diyoruz. Yoksa gerçekten çok değişmiş diye öyle konuşuyoruz. Evet. Yani bunu söylemek istedim. Yani ırkî anlamda bir şeye bakarsanız o evet. Normal doğru bir bakış olmaz. Peki yine bir soru. Patrona Halil İsyan'ı sormuşlar. Aslında biz Patrona Halil İsyan'ı başlı başına bir programda işlemiştik hocam. Evet. Eklemek istediğiniz bir cümle var mı yoksa arşivden baksınlar? Arşivden baksınlar diyelim. Tamam. Oraya girersek şimdi konu dağılmış olur. Çıkamayız, dağılırız. Evet. Yeniçerilerin, hocam size bir soru. Yeniçerilerin genelinin evlenemedikleri için zina yaptıkları doğru mu diye bir Twitter sorusu var. Bir izleyicimizden geçen haftadan kalan ne söylemek istersiniz? Şimdi bazen soru doğruymuş gibi ama hani soru yanlış sorulunca yanlışın üzerine şey bina kurulmuyor. Yeniçerilerin zina yaptıklarını açıkça kabul ediyor bir anda izleyicimiz. Yeniçerilerin için zina yapsın. Yani Yeniçeriler Osmanlı'nın en disiplinli askerleridir. Ne zaman? Bir kuruluşundan itibaren 250 sene içerisinde disiplin içinde olan bir askerlerdir. Evlenmezler ama kendileri tamamen kışlalarında yaşarlar ve bir disiplin içerisindedirler. Asker olarak yetiştirilmişlerdir. Zaten o ocaktan çıktıkları zaman da evlenebilirler. Kalelerde olurlarsa evlenebilirler. Evlenme izni de var. Yeniçeriler bozulmaya başladığı zaman da zaten evliydiler. Yani evlilik bu defa izinleri, iş izinleri verildi. O zaman da evliydiler. Peki zina edenler olmuş mudur işlerinde hata? Olmuştur. Ya bu Yeniçeriler zina ediyor. Bu şuna benzer. Bugün Türklerin içinde evli olup da zina eden milletin içinde, halkın içinde yok mu? O zaman Türkler zina ediyor.
evlenmedikleri için mi zina? Evli olup da zina eden var, evli olmayıp da zina eden var. Yani soru bir bütünü asla kapsamamalı. Umumiyeti umumi olarak sorulmamalı. Bu işte tamamen yanlış. Yeniçeriler buna cevap vermeye kalksak. Aslında evet, yaftalamamalı. Bir toplumu, bir şeyi yani hani polisin biri yanlış yapar. Polisler dediğin zaman evet, bu çok yanlış bir biz şey olur. Biz bu hataya genellikle düşüyoruz aslında. Ya öyle bir veriliyor ki bir hadisede bir şey. Evet. Sanki bütün o camiayı için bir öğretmen hatta öğretmenler diyebilir misin? Bir doktorun hatası doktorlar şöyle yapar diyebilir misin? İşte bu hata. Osmanlılar bana bazen soru soruyor. İzleyici, yani konuşma yapıyorum. Osmanlıların hiç hatası yok mu? Allah Allah. Ya Osmanlılar dediğin 622 senelik halkıyla, idarecisiyle, yöneticisiyle, askeriyle değil mi? Her yönüyle bir Osmanlı milleti. 72 millet Osmanlı. Ha Osmanlı padişahları hata etti mi diyorsan 36 Osmanlı padişahı. Kim yaptı? Ne yaptı? Onu söyle ben cevap vereyim. Hatalarıyla, günahlarıyla, sevaplarıyla birlikte yani, aslında biz evet, tarihi medeniyette aslında bu ayrımı çok net yaptık biz evet, program boyunca yani, da. Benzer bir soru var hocam. Hazır sorulardan gitmişken ve izleyicilerimiz hep programlar boyunca ne kadar az tweet okuyorsunuz, cevaplıyorsunuz diye eleştirdikleri için ben sezon finalinde güzel, en azından bu yükü üzerimden atmak istiyorum müsaadenizle. Daha sonra Çerkeslerin tarihiyle devam edeceğiz yine. Program devam etmeli diyen tweetler, hocam bizi de önemseyin kitaplar kadar değerliyiz değil mi diyenler hocam size yönelik. hocam Çerkezler ve Lazlar ırk mıdır, kültür mü? Geçen hafta izleyemedim, söylerseniz sevinirim diye bir izleyicimiz sormuş. Kısaca yanıtlamak ister misiniz? Kültür müdür, ırk şimdi, mıdır? Şimdi Lazlar da tabii Türkiye'nin bir parçasıdır. Şimdi Laz dediğimiz zaman iki şey anlaşılıyor. Bir, Trabzonlular anlaşılıyor. Evet. Bir de gerçekten farklı bir dil konuşan, hı hı, Mohdi dediğimiz daha çok Artvin ve Rize bölgesinde yaşayan ve dilleri onların da tehdit altında olan, hı, Kafkas kavimlerinden birisidir Lazlar. Gürcistan'da bunlara Megrel diyorlar. Gürcistan'da da maalesef bunların dilleri tehdit altındadır. Hı. Kaybolmak üzeredir. Bunun için çalışan değerli arkadaşlar var, diller kaybolmasın diye. Yani Lazlar, bizim bildiğimiz Lazlar da bir Kafkas kavmidir. Hı. Çerkezlerin komşu kavimleridir, öyle diyelim. Belki bu komşu kavimler çok yukarılarda, akraba kavimler de olabilirler. Hı hı. Ve siz bir kültür olduğunu da söylediniz tabii, aslında. Tabii, farklı bir kültürdür. Evet, evet. Orhan Dağdelen isimli bir izleyicimiz. Hocam, Osmanlı padişahları hiç hata yapmamışlar mı? Yanlışa düşmemişler mi diye söyledim. Az önce onu söyledim değil mi? Evet. Az önce onu söyledim. Yani bu, herkes insan beşer durmaz şaşar demişler. Eyler hata üçer beşer. Düz ovada yürürken ayağını sürter düşer. İnsan olur da hatasız olmaması mümkün değil. Evet. Her insanın bir hatası vardır. Olur her padişahı değerlendirirken mesela bir tane söylesem ikinci Bayezid Han. Zamanında Anadolu'daki Şii isyanlarını önemseyip bastırmaması en büyük bir eksiklik olarak değerlendirebilirim. Üçüncü Murat Han, Yeniçeri Ocağı'na ilk defa esnaf kaydetmesiyle bir hata diyebilirim. Yani insanların hataları ve şey vardır ve bunu zaman içerisinde gözüküyor. Mesela bugün hani Yavuz Sultan Selim çok tenkit ediliyor Alevi kıyamı diye. Şayet ikinci Bayezid Han zamanında Anadolu'daki isyanları zamanında bir anda bastırmış olsa, önemsese ve Şah İsmail'e fırsat vermeseydi Yavuz Sultan Selim'in kıyam yapmasına gerek kalmayacaktı. Yani onların söylediği gibi 40 bin kişi değil. Hı hı. 3-5 bin kişilik bir şey bu. Bu çok az ama Anadolu'da 40-50 bin kişinin ölümüne sebep olan isyanlar oldu. Geçen hafta da bahsetmiştim. Fakat bu kadar kişinin ölümüne sebep olma noktasında İkinci Bayezid Han'ın gerek hastalığı, gerek idaredeki o andaki zafiyeti büyük rol oynadı. O onu yapmasaydı ikinci Bayezid'e kimse bir şey demiyorlar ama bakın ben ikinci Bayezid'in oradaki bir eksikliği olarak bunu görürüm. Yoksa aynı diğer padişahlar gibi, diğer padişahlardan niçin bahsedilmiyor Alevi kıyamı ve Kızılbaş kıyamı? Bu sebeple işte önceki hadiseleri ortaya çıkmasını ve Anadolu kan gövdeye götürdü. Hı hı. O zaman ne oldu? Yavuz Sultan Selim tedbir almak zorunda kaldı. Ya bunlar söylenir her padişah. Yeri geldiğince de
Biz bunları söylüyoruz aslında. Ama Osmanlı padişahlarında hata aramak, arama. Ya niye arıyorsun ki? Ya bir insan hakkında, bir benim sizin hakkında hata aramaya kalkışmam, tecessüs kötü bir huydur bu. Tarihi okurken eksikliği görürsün, bundan ibret alırsın ders ama ben bir insanda hata arayayım. Değil mi? Ya bu hoş bir şey değil. Bu da bizim milletimize çok fazla, her şeyde anında bir tweet atılıyor bugün. Ya bir yalana bir millet koşuyor. Bir yalana bir millet koşuyor bugün, bir tweet. Ve bunun ne olduğu araştırılmadan, doğru mu değil mi, eğri mi değil mi araştırılmadan bir anda Güneydoğu'yu, bir anda Türkiye'yi karıştırabilecek noktaya geliyorlar mı? Niye araştırmıyorsun? Bu acaba nedir? Kim attı? Doğru mu? Eğri mi? Var mı böyle bir şey? Niye telefon etmiyorsun? Niçin bir araştırma zahmetine katlanmıyorsun? Bu kadar mı bu millet böyle, yani sürü haline, eskiden derlerdi. Osmanlı'da millet sürü. Asıl şimdi sürü millet. Millet şimdi sürü haline geliyor bakın. Sürü halinde gidiyor. Aslında sosyal medyada bir tweet var, binlerce retweet var. Yani şu, birkaç bilgi dolaşıyor değil mi? Bilgi kirliliği had safhada şu anda. İletişim çok kolaylaştı çünkü. Doğrusu da var, eğrisi de var. Ama bunun araştırmadan peşine sürüklenmemiz aslında başlı başına bizim kendi hatamız. Osmanlı'yı kötülemek kolay. Evet. O Osmanlı milleti sürü falan da değildi. Ha? O öyle hep kötülendi yüzlerce yıl sürü diye. Osmanlı'yı sürü diyenlerin hepsi sürü bugün. Samimi söylüyorum. Ve şu hadiseler bunları gösteriyor. Devam edelim hocam. Evet. Çerkeslerin tarihiyle, tarihi seyriyle başlayalım hocam. Sizle söze başlayalım. Şimdi aslında Çerkezlerin, Çerkezistan'da ciddi manada bir devlet olarak bir yapılanmalarını görmüyoruz. Milattan önce 2000'li yıllardan itibaren, yani çok eskiye dayanan varlıkları biliniyor, o ayrı. Ama devletlerini takip etmek mümkün. Özellikle Çerkezistan'a hakim olan, daha çok Karadeniz kıyısında, Kafkaslar'da hakimiyet kuran devletler. Mesela Yunanlılar milattan önce 1000'li yıllarda, 1000'li yılların gerisine doğru 800. yılda, ondan önce Kimmerler var, İskitler var. Ama Yunanlılar mesela koloniler kurmuşlar. Azak, Kefe, Kuban o bölgelerde ve bakıyorsunuz Çerkezistan'a da hakim oluyorlar. Fakat bu hakimiyet genel bir hakimiyet. Yani çok fazla üzerlerinde bir tahakküm kurma şeklinde de algılamamak lazım. Pek işin o noktasını da aslında takip edemiyoruz. Yunanlılardan sonra mesela bunu Osmanlı'ya geldiğimizde daha iyi anlayacağız. Çok iyi benim bu söylediklerim. Osmanlıların oradaki hakimiyetlerini düşündüğümüzde veya konuştuğumuzda ortaya çıkacak. Ardından Yunanlılardan Romalılar devralıyorlar. Bu defa Roma hakimiyeti başlıyor. Roma'dan sonra ise Türk hakimiyetleri, Hunlar, Avarlar hakimiyetleri ve akabinde de Hazarlar. 5. yüzyıldan itibaren milattan sonra Türk hakimiyetleri devri başlıyor. Ve muhtemelen Çerkezler veya oradaki Kafkas kavimleri bu devletlere tabiler. Çünkü bunlar imparatorluk kurmuş. Yani bir Hun imparatorluğu diyoruz. Çok büyük bir imparatorluk. Avar imparatorluğu diyoruz. Hazar imparatorluğu diyoruz. Bu imparatorluklara tabiler. Muhtemelen Çerkezler bunlarla ticaret yapıyorlar. Çerkezistan'daki kavimler vergilerini veriyorlar. Onlar da çok karışmıyorlar. Zira üzerlerinde bir tahakküm, bir karşı duruş olsa ama bazen de oradaki mesela Hazarlar geldiği zaman önceki şeylerle beraber, Avarlarla beraber Hazarlıların yanında bir Çerkezlerin, kavimlerin duruşunu da görüyoruz. Yani kendi şeylerine bir hakimiyet kurulduğu belli. Hazarlar döneminde ortaya çıkan bir durum Emeviler. Yani buna geçen hafta da kısa değinmiştik. Emeviler döneminde mesela İslam, oranın Müslümanlaştırılma meselesi var. Hazarlarla Emevilerin savaşları varken aynı şekilde bu defa Kafkas kavimlerini ve Çerkezleri Hazarların yanında görüyoruz Emevilere karşı. Ve Emevilerle ciddi çarpışmaları var.
Bu noktada da en fazla şeyi Çerkezler rol oynuyor. Ve bir duruş sergiliyorlar orada. Belki de burada Emevilere karşı Türklerin de aynı duruşunu biz görüyoruz. Emeviler döneminde Türkler de mesela Emevilerle çarpışma ve savaşları var. Aynı şeyi Kafkas kavimlerinde de görmekteyiz. Ve Çerkezlerde de görmekteyiz. Fakat tabii Emevilerin Hazarlar üstünde hakimiyet kurduktan sonra bir Müslümanlaştırma meselesi ortaya çıkıyor. Müslüman olmaya başlıyorlar. Bunu da kıyı şeridinde daha çok bu İslamiyet'i tanımaları bir kıyı şeridinde Karadeniz kıyılarında olan bir durum. Ama Abbasiler döneminden itibaren İslamlaşma daha da artıyor ve fazlalaşıyor. Ama bunu da çok takip edebilmek mümkün değil. Zira Hristiyan da Çerkezler var o dönemde. Ki bu 17. yüzyıla kadar da devam edecek. Hı hı. Ama İslamiyet daha ağır basıyor bu esnada. Emeviler, Abbasiler ve akabinde Selçuklular. Yani kısa bir tarihi seyir şey diyorum. Sultan Alparslan Derbend'i aşıyor ve Anadolu'yla beraber Kafkaslar üzerinde de bir hakimiyet kuruyor. Ve peşinden Melikşah dönemi. Ardından Moğollar meselesi var. Yani bunların hepsi Kafkasları etkileyen hadiseler. Moğollar döneminde Ruslarla Moğollar, Altın Ordu ve Kırım Hanlıkları ortaya çıkıyor. Hı hı. İşte bütün bu devrede biz hep büyük devletler kurmuş. Moğol, işte Rusya bir devlet değil ama etkin bir güç haline başlıyor, gelmeye başlıyor o devrede. Ve Çerkezistan sanki hangisi güçlüyse onun yanında olan, yani çok fazla siyasete de savaşa da bulaşmayan, ben öyle bir yapıda yani tarihi seyri izlediğimde, tarihini karşılaştırdığımda hep böyle bir durum söz konusu. Bir devlet değil de bir bölge. Yani kabileler halindeler. Hı. Karışık, diller farklı, çok fazla konuşan orada kabileler var, dilleri var. Zannedersem yani bu devletler de çok onlara bulaşmak da istemiyorlar. Çünkü birleştikleri zaman eğer bu kabileler birleşirlerse büyük bir güç oluyor. Ve güç olduğu zaman sizi çok fazla uğraştırabiliyor. Size vuruyor dağlık, ardından çekiliyor Kafkaslara, dağlarına. Çekiliyor yani takibi güç. Bu defa vuruyor savaşçı. Osmanlılarda da ben bunu çok görüyorum. Vahşi diyorlar, çok vahşi yani Müslüman olmamış insanları ve çok savaşçı. Dolayısıyla bunları anlamak lazım, idare etmek lazım gibi bir hareket söz konusu. Yani Osmanlı dönemine geçtiğimizde bu farkı çok iyi izleyebileceğiz. Onun için diğer devletler içerisinde tek tek bunları uzun incelemek lazım. O zaman şöyle bir genel bir bakış yapalım. Bir genel bir bakış içerisinde ortaya böyle bir yorum çıkıyor. Şimdi hocam. Buyurun. Ama belki Nusret Bey'in de buna ilave edecekleri var. Tabii buna ilavemiz olur. Çünkü devlet kurmamışlar, medeni olmayan, kabileler halinde yaşayan bir grup değil Çerkezler. Çerkezler kendi içlerinde olağanüstü bir hiyerarşisi var. Habze dediğimiz aralarında olağanüstü kanunlar var. En ince teferruatına kadar ince toplumu dizayn etmiş. Oturmasından, kalkmasından, konuşmasından, insan ilişkilerinden, düğününden, cenazesinden, cezasından, hukukundan. Bir yasaları var. Tabii müthiş yasaları var. Habze deniyor o yasalara. Ve bu yasalarla idare ediliyor orası. Yani bir kabileler şeklinde ama müthiş bir hiyerarşi var. Devlete ihtiyaç duymamışlar. Devlete niye ihtiyaç duyulur? Böyle bir düzeni şeye ihtiyaç duymamışlar. Çünkü olağanüstü bir kültürleri var. Bugün bile hayranlık uyandıran çok medeni bir kültürleri var. O gün kültür bakımından çevresiyle mukayese ettiğiniz zaman büyük bir üstün bir kültürleri var. Yani bir kabile böyle devlet kuramamış kabileler dediğiniz zaman Çerkezleri biraz küçültmüş oluyorsunuz. Yok küçültmedim. Aksine, aslında tabii o farklı bir durum. Yani kabilelerin idaresi, yönetimi mutlaka en ilkel kabilede de bir idare sistemi var, bir baş var. Ben burada benim ifadem Çerkezleri küçültmek veya ilkel bir duruma düşürmek değil. Ama şu imparatorluk şeyi içerisinde yani M.Ö. 2000 yılından
ta işte Osmanlı dönemine gelinceye kadar bölgeye hakim devletlerden bahsettim. Şimdi yani doğru, o söyledi. Ben imparatorluk, bir büyük devlet etrafı idare eden veya gelen devletlere karşı o kabilelerin bir ve beraber olup hayır biz burada bir devletiz. Ya bu noktayı çok şimdi, genelleme yaptım. Anladım. Hocam evet. Söyledikleriniz doğru tabii. Şimdi bir defa büyük bir nüfus yok. Fakat Kafkasya olağanüstü savunmaya elverişli bir bölge. Evet. Dolayısıyla hiçbir güç orayı mutlak hakimiyet altına almaya cesaret edememiş. Çerkezler de dik kapalı insanlar. Özgürlüklerine son derece düşkünler ve hiçbir güce de tabi olmamışlar. Bunu da bilmek lazım. Böyle bir özellikleri yani ne var, Yunanlara tabi olmuşlar, evet. Ne Hunlara tabi olmuşlar. Büyük savaşlar oluşmuş. Yani o bölgede o günün şartlarıyla bakın Ruslar bile Çerkezleri hakimiyeti altına alabilmek için tam 100 sene savaşmışlar. Yani Çerkezlerle onları hakimiyeti altına alacaksanız 100 senelik savaşı göze almanız gerekiyordu. Genellikle bu şeyler Kafkasya'nın Osmanlı'da işte, savaşmadan almış ama. Ha, Osmanlı'ya yok Osmanlı'da almamış. Osmanlı'ya onlar kalbi olarak yakınlık hissetmişler. Yani Müslüman demişler, payitaht demişler, halife-i ruh-i zemin demişler. Dini nedenlerden dolayı kendilerini Osmanlı'nın bir parçası olarak görmüşler. Onun için bizim büyüklerimiz hep öyle derdi. Biz kılıçla Müslüman olmadık. Biz kendimiz Müslüman olduk. Osmanlı bizi almadı. Biz Osmanlı'ya tabi olduk. Yani bunu bir şey vesilesi olarak, bir övülme diyelim. Evet. Yani vesilesi olarak söylerlerdi. Kafkasya enteresan bir bölge. Doğru. Çerkezler de gerek dilleri ve gerek kültürleriyle Avrupa'nın kadim milletlerinden, yani ta Hititlere sizin o söylediklerinizin çok milattan önce 2000, 3000, 4000 yıl ötelere gidiyor. Dilleri, kültürleri gerçekten orijinal ve farklı. Yani Çerkezler tarihin kilidini açacak gerek dilleriyle, kültürleriyle bir anahtar. Üzerinde çalışılması gereken bir anahtar. Onun için biz... Kesinlikle. Ya o işin o kısmına aynen katılıyorum. Onlara herhangi bir şey de söylemek istemiyorum. Çünkü bu devletlerin Çerkezlerle ilişkilerini ve irtibatlarını tek tek gözden geçirmek doğru. lazım. Zaten imparatorlukların, büyük devletlerin şöyle bir özelliği de vardır. Kendisine mesele çıkarmadıkça o devleti idare eder. Evet. Onu bir kendisine hasım almak istemez. Mesela Rusya böyle yapmadığı için Ruslara 100 senelik bir mücadele, tabi dini de orada rol oynuyor. Ama tahmin ediyorum gerek Rum devleti, gerek Osmanlı devleti, bunlar mesela Osmanlı devleti orada Hristiyan olan Çerkezlerden aslında cizye alması lazım. Haraç alması lazım. Hristiyan Çerkezler var. Fakat vergiyi berveç maktu alıyor. Muayyen bir şey. Yani normalde Osmanlı Devleti'nde böyle bir vergi Hristiyanlardan alınmaz. Cizye baş vergisi alınır. Özel. Onu Hristiyan çünkü. Fakat diyorlar ki çok pratik bir devlet. Diyor ki yani şimdi bunlar diyor savaşçı bir kavim. Bunlar şimdi ya karşı tarafa gider Hristiyan Ruslara gider bize cephe alır. Çok uğraştırır bizi. Bizi kazanalım. Bunları kazanalım. Böyle bir vergi alalım. Yani ötelemek istemiyor ve bu haliyle gönlünü de kazanıyor. Halbuki Hristiyan normalde şer'an Osmanlı'nın diğer türlü alması lazım vergiyi. İşte devletlerin pratikliği çok önemli. Osmanlı'yı ben bu konuda yani devlet idaresi noktasında öyle pratik, zeka, hareket, üslup çok mühim ve kaçırmıyor, kaybetmiyor. Yoksa Osmanlı gibi bir devlet yani orada Çerkezistan'da ne çıkartırsa çıkartsın. En sonunda ezer. Evet hakimiyeti altına da alır. Ama kan kaybeder, bir milleti kaybeder, sıkıntılar olur. Akıllı insanın yapacağı iş mi? Değil. Akıllı insan olarak hareket ediyor. Ve bakıyorsun zaman içerisinde de ki bunu belki ileri safhalarda Ferah Ali Paşa falan derken çok tam da orayla da... çok önemli bir şahıs o. Evet hocam, yalnız gerçekten çok fazla tweet var. Çok da güzel sorular var ama ben bunlara siz konuları anlattıkça daha detaylı bir şekilde bakacağım. Aralarından seçeceğim. Güçlü bir oluşum, güçlü bir kültür, savaşçı bir kültür ve Osmanlı'ya dahil olması hocamın anlattığı gibi kendileri gönül rızasıyla kendi kültürlerini, ahlaklarını ve dini çerçevede kendilerini yakın istedikleri için Osmanlı'ya dahil olmalarıyla beraber Osmanlı'da farklı bir süreç de başlıyor aynı zamanda.
sonraki süreçte ne değişiyor? Her iki Osmanlılar orayı hakimiyet altına almaları Osmanlıların aslında Kırım Devleti ile oluyor. Şimdi evet. Moğollardan sonra Altın Ordu Devleti ve Altın Ordu ile üçe bölünen Kırım Hanlığı, Kazan Hanlığı, Astrahan Hanlığı. Rusya Kazan Hanlığı'nı 1552, Astrahan'ı da 1556'da işini bitiriyor. Bakın 16. asrın daha ortası. Kanuni dönemi. Orada bir tek Kırım Hanlığı kalıyor. Kırım Hanlığı olmasa, Osmanlılar olmasa Kafkasya tamamen o dönemde Rusların bütünüyle etkisi altına girecek. Şimdi Kırım Osmanlı sayesinde ayakta duruyor. Bunu Sokullu Mehmet Paşa çok iyi anlıyor. Don Volga Kanal projesini yapıyor ama Kırım'a takılıyor. Kırımlılar istemiyor. Osmanlı'nın bir valisi durumuna düşeceğiz diye istemiyorlar. Şimdi Osmanlılar Ahmet Cevdet Paşa anlatırken Çerkezistan'ı çok önemli bir söz söylüyor. Burası diyor Kırım Hanlığı'nın diyor çiftliğidir diyor Çerkezistan için. Kırım Hanlarının. Çünkü Osmanlı'ya Kefe Beylerbeyi'ne bağlı diyor burası bütünüyle. Ne Osmanlı Çerkezleri tanıyor ne de Çerkezler Osmanlı Devleti'ni biliyor. Osmanlı onları şeyle idare etmiş. Yani şimdi bunu Ahmet Cevdet Paşa gibi büyük bir tarihçi yazıyor. Ya bu söz çok ileri bir söz. Aslında Osmanlılar Kefe Beylerbeyi yönüyle Çerkezistan'dan haberdar. Hiç haberdar değil demek bu söze bakarak yanlış olur. Çünkü onların bir takım şeylerine vakıf. Ama şey yok sadece vakıf. Ya bir şeyler duyuyor. Oraya gerekli görevliler, orayı doğrudan vergi almak, doğrudan orayla irtibat kurmak diye bir şey yok. Zira Kırım Hanlığı'na bağlı. Ne zamana kadar? Ta 1774. Küçük Kaynarca anlaşması. Yani Kırım'a Rusya müdahale edip bağımsızlığını sağladığı zaman iş tehlikeye biniyor. O zaman artık Kırım Hanlığı şey olunca Rusya hemen Kırım'ın içerisine kendine bağlı bir han tayin ettirmeye çalışıyor. Artık Kırım Osmanlı'ya tabiiyetten çıkıyor. E Çerkezler de Kırım'a bağlıydı. Ne olacak şimdi Çerkezler? Bir anda Çerkezler'de de Rusya'nın tahakkümü başlıyor. O zaman Çerkezler diyorlar ki hayır. Biz Kırım'a bağlı değiliz. Biz Osmanlı'ya bağlıyız. Biz Osmanlı'ya tabiiyet dolayısıyla Kırım'a bağlıydık. Bizim Kırım'la bir ilgimiz yok. Hem bunu Kırım Hanı'na söylüyorlar hem Osmanlı'ya haber veriyorlar. Kırım Hanı Şahin Giray Rus tarafına bağlı olduğu için hayır diyor bize bağlıydın bu defa. Rusya'ya çalışmak istiyor. Hayır diyorlar biz Osmanlı'ya tabiiz. Ve boylar 10-15 kişilik bir heyeti Osmanlı'ya gönderiyorlar. İşte o zaman Osmanlılar Çerkezistan'la iç kısımlarına doğrudan irtibat kurma başlıyor ve Ferah Ali Paşa'yı gönderiyorlar. Evet, Ferah Ali Paşa. Bu çok önemli bir konudur. Ve Çerkezistan'ı bize belki de o Ferah Ali Paşa'nın faaliyetleri iç mıntıkayı gösteren bir husustur. Evet, Çerkezistan genel manada biz Müslüman şu bu diyoruz ama Çerkezistan'ın asıl Müslüman olması Ferah Ali Paşa'nın gidişiyle başlar. Yani çok fazla bilmiyorum. Çerkezistan'la Osmanlılarla ilgili yazılan eserler, kitaplar bu devrede çok olur. Hatta bunlar geldiği zaman Osmanlı'da divanında ciddi çatışmalar oluyor. Diyorlar ki buraya gidecek insanın Çerkez dilini bilmesi lazım. Bu kavimleri tanıması lazım. Bunlar öyle kolay kolay ele gelecek şeyler değil. Bunları idare edebilmek, bunların kabileler arasındaki durumları iyi çözmesi lazım. Bunları kazanıyoruz derken kaybedebiliriz. Bu gerçekten öyle. Oraya giden mesela Soğucak Kalesi evet. diye orada Soğucak Beylerbeyliği falan Soğucak muhafızlığı kurulacak çok önemli. Oraya gittikleri zaman ilk giden şeyler bunlara sert çıkmaya başlıyorlar. O hepsini bu öyle bir saldırıya uğruyorlar ki kaçmak zorunda kalıyor oraya giden kabi Osmanlılar askerleri. Tutunamıyorlar, kaçıp geliyorlar, bırakıp geliyorlar. Hatta büyük donanma reisi Gazi Hasan Paşa onlar gitmişler, görüşme yapmışlar. Gece Çerkezler şenlikler yapıyorlar Soğucak'ta geldiğini. Ne oluyor? Bütün kabileler oraya gelmişler. Bakın gece bir saldırıyorlar. Herkesi köle olarak alıp götürüyorlar yakaladıklarını. Sonra satıyorlar.
Gazi Hasan Paşa sabahleyin bakıyor ki burada durmak akıl işi değil. Bırakıp orayı terk edip gidiyor. Onun için divanda tabii şimdi Çerkezlerden teklif geldi. Hı hı. Gelin diye. Bu defa bunlar gidiyorlar. İşte Ferah Ali Paşa çok iyi yetişmiş bir adam. Çok kabiliyetli birisi. Derviş meşrep bir adam. Hı. İyi yetişmiş, siyaset ehli. Oraya bu şekilde gidiyor. Gittiği zaman işi de bilerek ve devletten şartlar ileri sürüyor. Bunlar diyor hediyeler vermemiz lazım. Bunlardan önceki gidenler almışlar işte bakıyorlar. Onlar gidiyorlar Çerkezlere bakıyor. Onlar Çerkezler ona. Bunlar diyorlar ne kadar çok kumaş kullanıyorlar. Bu kadar elbise kumaş kullanılır mı? Onlar da bakıyorlar ne kadar sade diyorlar. Herhalde çok garip. Bunlardan yumurta, yoğurt, peynir alıyorlar. Çok para veriyorlar. Çerkezler de paralara bakıyorlar. Bu para ne işe yarar acaba? Onlar mübadele ile yani karşılıklı. Et alacaksın, peynir vereceksin, peynir Bartır. Alacaksın, barter usulü Bartır, yaşayan paralara ismiyle. Bakıyorlar bu ne işe yarar? Atıyorlar paralara. Tamam mı? Ferah Ali Paşa diyor ki bunlara hediye için bize şunları şunları vereceksin. Orada 24 kişi büyük bir Osmanlı kalesi var. Benim buraya bir şehir kurmam lazım diyor. Kışla kurmam lazım, cami yapmam lazım, ustalar getiriyor her şeyleri. Değil mi? Mimari Suca, anlamda da çok evet, önemli yatırımlar. Evet, mimari anlamda var. Diğer noktalarda hı-hı. Ve oraya büyük bir kabileyle şeyle gidiyor. En az 1000 kişilik bir kışla olması lazım diyor. 1000 kişiyle gidiyor. Ve oraya gittiği zaman işte şeyler ilk yaptığı iş bir Çerkez kızıyla evlenmek oluyor. Hatta oraya vardığında orada bir görevli asker bunları bilgi veriyor. Sen diyor bunlardan biriyle evlenmelisin. Ve bu Şapsığı kabilesinden olmalı. En ileri gelen kabilelerinden biridir. Onlardan bir kız alıyor. Kız almaya gittiği zaman hediyeler vere vere gidiyorlar. Hediyeler vere vere geliyorlar. Öylesine böyle bir özellikler var. Daha sonra kendi ileri gelen adamlarını değişik kabilelerden evlendirtiyor. Bu arada oraya bir neredeyse bir kasaba kuruyor. Cami yaptırıyor. Ve öyle enteresan şeyler kadınlar kızlarını ziyarete geliyorlar. Veya o arkadaşları onu kızlarını ziyarete geliyorlar. Geldikleri zaman dikkatini çeken şey en dikkatini çeken minare. Hmm. Minare görmemişler daha o zamana kadar. Minare yok. Hmm. Şimdi minarenin içinden bir adam bilmedikleri bir şeyler söylüyor. Geri Ezan. Gittikleri zaman daha anlatıyorlar bunları. Evet. Diyorlar ki çok enteresan şeyler oluyor orada. Ne var diyorlar? Vallahi diyorlar uzun bir taş var. Taşın içinden günün belli saatlerinde bir adam çıkıyor. Kızgın kızgın bağırıyor. Onu duyan herkes koşuyor. Taş içinden çıkan adam. Tamam bu anlatılıyor şimdi. Herkes koşuyor taşın içinden çıkan adamı görmek için. Ve o adam toplanıyor onlara bir şeyler anlatıyor. Onlar onun arkasında birikiyorlar falan böyle. İlgi. Daha sonra bu nedir soruyorlar kızlarına. Bunlar tabii kızlarına İslamiyet'i anlatıyor. Ve erkekler kaçıyor. Gelmiyorlar. Niye kaçıyorlar? Çünkü Çerkezler hemen hemen herkes mahrem. Yani eş aldığı herkes mahrem kabul ediyorlar. Namahrem için içlerinden birinin atılması lazım. Geçen hafta da konuşmuştuk. Kadın erkek çok fazla kaçma şeyi yok. Bunu diyorlar paşa babamız anlatsın. Ferah Ali Paşa'ya gönderiyorlar. Ferah Ali Paşa İslam'ın koydukları yasaktır. Yasak ettikleri, İslamiyet'in kabul ettikleri sevaptır. Bunlar şöyledir. Onlara izahlarda bulunuyorlar. Öyle hoşlarına gidiyor İslamiyet. Ve hemen hepsi ilk mesela sünnet olmak. Giden herkes kocalarına, beylerine sünnet olmayı emir koşuyorlar. Sünnet olmak, İslamiyet tam 100.000 kişi Müslüman oluyor bu hareketler sonunda. Ferah Ali Paşa'yla beraber. O bölgede Ferah Ali Paşa'nın bu faaliyetleriyle. Sanki İslamiyet Ferah Ali Paşa'yla en ücra köşelere kadar girdi. Ve bu tarihten itibaren Çerkezya, Çerkezistan denildiğinde işte Sünni bütünüyle, her şeyiyle Ferah Ali Paşa ki bu uzun eserleri çok geniş geniş anlatılır onun oradaki faaliyetleri, İmar yaptıkları. İmar faaliyetleri de çok önemli bahsettiğiniz evet. Gibi. Ve İslamiyet'i yayma gayretleriyle hocam, beraber. Bu söylediklerinize bazı katkılarım olabilir mi? Ne demek? Çok hoş olur. Şimdi tabii Kafkasya İslamiyet daha önce bahsetmiştiniz. Ta Hazreti Ömer döneminde başlıyor. Emeviler, Abbasiler ve Selçukiler döneminde yayılıyor. Kafkasya'da İslamiyet'i duymayan kimse yok. Fakat Evliya Çelebi yazılarında diyor ki evet Müslümanlar var ama çoğunda ibadet yok. Ama
ibadetle ilgili, Müslümanlıkla ilgili bir şey söylerseniz çok hoşuna gidiyor. İşte Ferah Ali Paşa ile İslamiyet'in pratiği veyahut İslamiyet'in yayılması daha Kafkasya'nın her bölgesine, öyle diyelim. Evet. Yani çünkü bölgede İslamiyet var, zaten Müslümanlar, ama o coğrafyada Müslümanlık her yere, ücra köşelerine kadar gitmemiş olabilir. Ferah Ali Paşa gönüller kazanıyor. Biraz önce bahsettiniz. Doğru. Bir derviş harekatı gibi gidiyor. Askeri gibi gitmiyor. Hı hı. Onları kendini sevdiriyor ve sevdirerek o bölgeye yayılıyor. Fakat söylediğiniz bir şey var. Onu ben ilk defa duydum. Bir minare gördüklerini. Bu sakın bir şey şehir efsanesi olmasın. Yok yok yok. Çok. Çünkü şimdi, bunu çünkü bu ben anlattığım ilk defa sizden bu anlattığım Haşim Efendi var. Şeyin bizzat katibi. Ferah Ali Paşa. Ferah Ali Paşa'nın katibi. Çok uzun anlatıyor. Ahmet Cevdet Paşa'nın ana kaynaklarının hemen hepsinde geçen hususlardır. O da şimdi çalışılma yaptı. Bu konuda doktora çalışması var. Balıkesir Üniversitesi'nden Zübeyde Yağcı Hanım'ın çok ciddi çalışmalar ve bizzat katibi tarafından şöyle diyelim hocam. O zaman kayıtlar. Henüz İslamiyet'i görmemiş, tanımamış, o dağlı yükseklerde yaşayan kabilelerden birileri gelmiş, onu duymuş olabilirler. Yoksa ya o mutlaka bölgede, bunların evet, hepsini yani için bunu çünkü İslamiyet'i zaten tanışmışlardı. O mümkün olabilir. Yoksa evet. Onun dışında yani Kafkasyalılar bir minare görmüşler. Şimdi bizim şeyler vardır. Kabileler arasında birbirle şakalar yaparlar. Eski zaman içerisinde Kabardeylere bir helikopter göstermişler. Demişler ki bu ne, bakmışlar. Bu demişler Tanrı'nın bir şeyi herhalde. Sineği demişler. Bu kocaman, başka bir şey olamaz diye böyle şey yapılır. Şaka olarak evet. Şakalar söylenir. Bu sizin minare işi ona benziyor hocam. Yoksa tabii şimdi o devreyi, bunu ona benzetmek için de o devrede oralardaki mabetleri ve şeyleri bilmek lazım. O şeyin, Ferah Ali Paşa'nın içinde bulunduğu o yerlerde şimdi cami yok. Yapmamışlar, o şeyde de yok. Yani Osmanlılar oraya girdiği noktada da yok minare. Şimdi, yüksek bir taşın üstüne çıkar okurlar. Yani hocam, orada var mı ama çünkü bizzat tutulan kayıtlar olduğu için çok yani öyle bir yazı tabii enteresan. İlk defa sizden duyuyorum da hocam. Evet. Bu enteresan tabii. Hocam bu arada biz az önce Çerkez Ethem'le ilgili olarak epey bir bölüm açtık ve izleyicilerimize aktardık ama kaçıran ve ekranlarını yeni açan birçok izleyicimiz var ki o kadar çok fazla soru gelmiş aynı soruyla ilgili olarak. Birçok farklı isimden tweet gelmiş Çerkez Ethem ve İnönü konusunda, hocam ne düşünüyor acaba demişler. Hemen aynı soruyu retweet yapmışlar ve bize aktarmışlar. Şöyle söyleyelim, tekrar bu bölümü açmamak için programın tekrarı var. Önümüzdeki hafta cumartesi günü öğleden sonra, tam saatini bilmemekle beraber iyi takip etmeniz gerekiyor Sine 5'te. Tekrarı var programın. Tam detayını, tam programı orada izleyebilirsiniz. Ayrıca yine evet, yani orada var ama çok net bir biçimde, yani İsmet İnönü'nün orada sanki Çerkez Ethem'i yok etmek, Çerkez Ethem'i kaçmaya teşvik etmek, Çerkez Ethem'i ortadan kaldırmak üzere bir gidiş. Ya bu yanlış olan bu ifade ettiğim. Hı-hı. Çerkez Ethem'in hizmetlerini takdir edip onunla anlaşmak, onu tamamen kazanmak, onunla oturmak, konuşmak. Çünkü gerçekten düzenli ordu kuruluncaya kadar, belki düzenli ordunun kurulmasına imkan sağlayan Çerkez Ethem. Ne düzenli ordu kurulabilirdi, ne bu hareketler Ankara'da soluğu alabilirlerdi. Nitekim işte Sakarya Meydan Muharebesi dediğimiz zaman neredeyse Ankara o gün tehlike altına düşmüş bulunuyordu. Hı hı. Siz bunu 2 sene içerisinde kim sayesi, son 1 yıl içinde kim bunu durdurmuş oldu? Çerkez Ethem'in bütün bu faaliyetleri, kaldı ki iç isyanlar. Yani Çerkez Ethem'in bütün bu faaliyetlerini değerlendirdiğimizde İsmet İnönü'nün böyle gitmemesi lazım. Öyle gittiği zaman üzerine o tamamen Çerkez Ethem'i kaçmaya, isyana teşvik edici bir gidiştir. Halbuki takdir edici bir gidiş olması lazımdı. Ondan sonrası tartışılır, hareket edilir. Yani şimdi bir davacı geliyor. Bu bana diyor dövdü, bana tokat attı.
Ne diyecek Kadı Efendi? Niye tokat attın? Attım mı? Attım diyor. Niye tokat attın? Benim diyor babama sövdü diyor. Ödeşmişsiniz o zaman diyor. Yani şimdi sen onu kaçmaya doğru teşvik edersen, ya Çerkez Ethem hain değildi, asi değildi, ne şeyi değildi. Evet, belki düzenli orduya da doğrudan böyle bir görüşülüp Çerkez Ethem Ankara'ya gidiyor. Liderlerle görüşüyor, oturuyor. Ya, dolayısıyla dediğimiz gibi bunu daha uzun bir programda daha da uzun konuşulur inşallah. Şunu söyleyebiliriz hocam. Bir iktidar mücadelesiydi. Evet. Çerkez Ethem'i kendileri için özellikle İnönü tehdit olarak gördü. Ve onu tabii siyasetçiydi İnönü. Siyasi bir çok zeki, çok akıllı bir siyasetçiydi. Kazanabileceği yerde kaybetmek işine geldi. Sonuçta onun yurt dışına gitmesine vesile oldu. Tabii bu bir tarih hocam. İşte burada konuşulması gereken de bu. Yoksa az önce konunun başına döndüğümüz gibi biri diğerine hain diye 80 sene 100 sene o değil. Yani hata her ikisinde de az önce anlattığımız gibi onun yaptığı bir eksiklik artı bunun yaptığı bir artı bir eksiklik. Ama bunu böyle konuşmak lazım. Hain aramamak lazım. Şimdi tabii birçok... Yani mesele bu. Biz 80 sene, 100 sene işte Çerkez Ethem hain, Çerkez Ethem Yunan'la ittifak etti, Çerkez Ethem şöyle denildiği için oradan kaynaklanıyor mesele. Oysa hadiseyi bu şekilde anlatabilirsek, anlayabilirsek her birinin eksiğiyle, artısıyla neticede işte hadiseye siyasi olarak baktığımızda bugün devlet adamlarımızın olduğu gibi iyiye kötü, kötüye iyi denebilir. Niye? Onun kötü yapmasında benim menfaatim var. İyi yapmasında değil. Ötekinin yanlış hareket etmesinde benim menfaatim var. O yanlış yaparsa ben iktidara gelirim. O idare edemezse bana mevki yolu açılır, ikbal açılır. Böyle bakıyor ama ben ilim adamıyım. Ben öyle değerlendiremem. Siyasetçiler gibi bakamam. Siyasetçiler gibi değerlendiremem. Biz ilim adamı olarak konuşmalıyız. İlim adamı olarak yorumlamalıyız. Ve insanımız da bunu öyle bilmeli. Siyasetçilerin gözüyle veya değerlendirmesiyle değil. Evet, çünkü farklı söylemler var ve Çerkez Ethem'le ilgili çok fazla sual var. Az önce de hocamız ifade etti. Çerkez Ethem başlı başına bir konu, program konusu olarak konuşulabilir. Yeni yayın döneminde muhtemelen öyle bir şey yapacak İnşallah. Gibi görünüyorsunuz evet. hocam. Çünkü Çerkez Ethem'in Atatürk'e gönderdiği mektupla Doğru, ilgili sorular uzun. Var. Atatürk'le irtibatları var. Düzce'de birçok Çerkez astı diyen bir izleyicimiz var. Mise Berslan diyor ki Nusret Bey bu konuda ne düşünüyor diyor. Yasin Tambova yine Atatürk'e gönderdiği mektupla ilgili soruları var. Çerkez Ethem başlı başına bir konu olarak cebe saklayalım biz yeni yayın dönemi için. Bugün çünkü sezon finali yapıyoruz. Acımasız yani onu da söyledik. Hiç yani isyan şeyinde sorgusuz sualsiz herkesi öldürttürüyor. Ortada isyan önleniyor mu? İsyan önleniyor ama bu konuda yaptığı yanlışlar olabilir mi? O da olur. Şimdi isterseniz ben hemen bir katkıda bulunayım. Buyurun. Çerkez Ethem'i 3 şekilde değerlendirmek lazım. 1. Ethem Bey olarak değerlendirmek. Evet. Asker Ethem Bey ve hareketleri. 2. Ethem Bey'e Çerkez Ethem isminin konarak bütün Çerkezlerin rencide edilmesi. 3. Çerkez Ethem'in Çerkezlerle olan ilişkisi. Biraz önce soru oydu. Evet. Çerkez Ethem maalesef Çerkez lakabını alabilecek ve onu kullanabilecek Çerkezlikle ilgili bir çalışması yok. Aksine Düzce Çerkezlerini, Adapazarı Çerkezlerini perişan etmiş bir insan. Evet. Yani. Bu suale evet, evet diyorsunuz. Onu, tabii. Yani biz Çerkezler olarak Çerkezler için bir şey yapmış değil bu. Ama haksızlığa uğramış ve onun isminde Çerkezler rencide edilmiş. Onun için yani haksızlığa uğramış bir insan ona sahip çıkmak gerekiyor. Bir de onun isminde bütün bir Çerkezlerin rencide edilmesi evet. büyük bir haksızlık. Ama dar anlamda konuştuğunuz zaman Çerkezleri de şey yapmış. Mesela Anzavur isyanını bastırmakta Adapazarı'ndaki Çerkezleri çok şey yapmış. Perişan etmiş. Düzce Çerkezlerini evet. perişan etmiş. O başka bir şey. Başka bir konu o. Ya ama çok biz, uzun. Biz işin evet. o konusuna evet. değil. Dönemin koşullarıyla hep söylersiniz ya hocam. Dönemin evet. koşullarıyla o tarihe göre değerlendirmek gerekiyor bazı olayları ve kişileri itham ederken de aynı zamanda. Ve siz programın başında bir şey söylediniz belki ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için.
iadeyi itibarla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı ile görüşmeleriniz olduğunu ve bu konuyla ilgili çalışmaların başlatılacağına yönelik bir haber verdiniz. Tabii, bir duyuru yaptınız. Büyük Millet Meclisi'ne taşımaya çalışacağız. Büyüklerimiz, çünkü kimle konuşsak evet haklısınız diyorlar. Bunu bir şekilde çözmemiz gerekiyor. Bu bizim tarihle barışma. Evet. Zaten bugün Türkiye o yöne doğru gitmiyor mu? Çok şükür Türkiye büyük bir demokratikleşme, bir kendisiyle yüzleşme, değişim, değil mi? Kendi halkıyla barışma dönemini yaşıyor. Yani evet. Bu çok güzel bir dönem. Biraz sancılı, bazen buna eski alışkanlıkları olanlar buna karşı çıkma içgüdüsü içerisinde olsalar bile Türkiye devleti halkıyla barışmak için büyük adımlar atıyor ve bundan biz çok ümitliyiz. Bu sürece de evet, önemli bu süreçten, destek vermek evet. gerekiyor. Biz bu sürece Çerkezler olarak destek veriyoruz. Ve bu süreçten çok ümitliyiz. Şimdi Ferah Ali Paşa'dan söz ettik hocam. Önemli bir isimdi Çerkeslerle ilgili olarak ve Osmanlı'ya katılımıyla ilgili olarak Çerkeslerin ve birbirlerini benimsemeleriyle ilgili olarak çok önemli bir köprü vazifesi gördü. Evet. Ferah Ali Paşa. Onunla ilgili olarak eklemek istedikleriniz var mı? Yoksa ya Ferah Ali Paşa gerçekten o bölge Çerkezistan için yaptıkları ben çok önemsiyorum. Yani ve onun gibi bir devlet adamını da zaten bir daha bulamayacaktır. Akabinde onun ayrılmasından sonra belki orada İmam Mansur Ruslara karşı şeyi anlayamayacak bazıları. Hı hı. Çünkü Ferah Ali Paşa bölgede çok kuvvetli kaleler yaptırtıyor. Rusların o bölgeye hakim olabileceklerini düşünüyor. Hı hı. Çok kuvvetli kaleler yaptırıyor. Bölgeye camiler, mescitler, çeşmeler, büyük bir imar faaliyetinde bulunuyor. Tabii bu esnada Rusların baskıları var. Dolayısıyla Ruslara karşı da bir cihat, bir hareket, İmam Mansur, bir takım katı insanlar ama Ferah Ali Paşa bu esnada Ruslarla mücadeleye girmenin çok yanlış olacağını düşünüyor. Hı. Ve mümkün mertebe İtidal tavsiye ediyor. İşte İmam Mansur isyanı, o da ayrı bir konu, uzun bir mesele. Dinlemiyorlar. Ruslarla savaşa girişiyorlar. Zaten 3 sene sonra Ferah Ali Paşa vefat edecektir. Sonra da onun gibi bir devlet adamı maalesef orada bulunmayacaktır. Hı hı. Ve o bölge halkı Ferah Ali Paşa'yı asıl ondan sonra rahmetle yad edecektir. Onu çok arayacaklardır ama bulamayacaklardır. Zira o tarihten itibaren korkunç bir Rus, Çerkez, Kırım savaşları, Çeçen, yani Kafkas halkıyla boğaz boğaza Ruslarla bir mücadele uzun süre devam edecektir. Ama sonunda maalesef, hı hı, Müslümanların mağlubiyeti kaçınılmaz olacaktır. Peki. Gerek oradaki İslami faaliyetleri, gerek imar faaliyetleri, gerek o bölgenin artık tam manasıyla, bütünüyle bir Osmanlı, Türk, Müslüman, Ehl-i Sünnet noktasına ulaşmada Ferah Ali Paşa nirengi noktasıdır. Temel hocam, kişidir. Ferah Ali Paşa'dan sonra hakikaten Kafkasya'yı anlayan ve orayı iyi değerlendiren bir diplomat, vezir gelmemiş, çıkmamış. Evet. İşte ondan sonra, yani Ferah Ali Paşa'nın vefatından sonra Ruslar Akdeniz'e doğru yönelmek ve Kafkasya'yı mutlaka fethetmek, evet, niyetinde oluyorlar. Ve o dönemde Çerkezler yalnız kalıyorlar. Hı hı. O dönemde 100 yıl süren savaşta Osmanlı diplomasisi evet gönülden Çerkezleri destekliyor. Kesinlikle. Çünkü akrabalık da var. O dönemde sarayda Çerkez anneler, Çerkez gelinler var. O da önemli. Tabii. Bir başlık. Evet. Birazdan soracağım. Evet. Bir de Müslümanlık var. Dindaşları Ruslarla savaşıyorlar. Fakat onlara yardım etmeyi, Ruslarla aranın bozulması ve Ruslarla savaş tehdidiyle hep geri çekiliyorlar. Hep geri çekiliyorlar. Hı hı. Ve bu savaş 100 yıl devam ediyor. Düşün, kendinizden yüzlerce güçlü bir devlete ve orduya karşı, hı hı, siz kendi vatanınızı korumak için küçük bir nüfus 100 sene savaşıyorsunuz ve dünyadan da doğru dürüst bir destek almıyorsunuz. Tabii bu acıklı bir savaş. Toplam aktif nüfusun 1/3'ünü şehit veriyorlar. 1/3'ünü kaybediyorlar. Onun için bu savaş, dünya savaş tarihinde kahramanlık nedir?
vatanperverlik nedir, yiğitlik nedir hep yazılır. Yani Çerkezleri bakın, hı, yiğitlik işte böyledir, vatan böyle savunulur diye. Ama yine bir sözümüz var, bir Türk atasözü, yiğidin anası tez ağlar diye, değil mi efendim? Evet. Yani yiğit olmak yetmiyor. Tabii, korkanın anası da ağlamazmış demek. Korkanın anası da ağlamazmış. Sonuçta tabii Çerkezler için büyük bir felaket Ferah Ali Paşa'dan sonra başlıyor. Felaketler o günlerden sonra, evet, başlıyor. Nüfuslarını kaybediyorlar. 100 yıl savaş hocam, hadi bir ayı anlarız, bir, evet, seneyi anlarız. 100 yıl savaş devam eder mi? Bir nüfusun ağaç, ağaç. Üçte biri. Evet, ve bir nüfusun üçte birini kaybediyorsunuz. Bu, yani bu acı sözde anlatılacak bir şey değil. Yani her aileden bir kişi, üç kişi, beş kişi kayboluyor. Ve Çerkezler arasında o dönemden sonra şey yok, şarkı türkü yok. Hep ağıt var. Evet, Çerkez ağıt. Ve burada ağıt. Enteresan bir şey söyleyeyim. Evet. Bu çok da mühim. Şimdi o 100 yıl o direnç, işte Ferah Ali Paşa orada bu İslamiyet'i anlatma meselesi başlayınca hoca istiyorlar. Hocalar gelsin. İlk Kırım'dan gelip, hayır diyorlar, istemeyiz biz. Anadolu Osmanlı'dan gelsin sizin gibi. Osmanlı hocaları. Hı. Niye? Bunlar diyorlar, bunlar Müslüman olduktan sonra hani evladı, eşi sıkıntıya düşerse, evladı eşinin hayatı için şey yapabilirsin, işte şapka giyebilirsin, zünler takabilirsin gibi bir takım şeyler yapıyorlar. Halbuki bir insan Müslüman olduktan sonra bir daha dönülür mü? Yani Çerkezler böyle bir defa İslam'ı kabul ettin mi bir daha asla dönüşü olmaz. Böyle bir bakış da var Çerkezler'de, hı hı, yani asla esnememe gibi bir husus da var. Hani halbuki işte zor durumda canı pahasına eşi şey olacak ya, işte idare et, şapkayı giyiver. Şapka şey olarak, tabii, Hristiyan alameti olarak ifade edilir. İşte zünnar boynuna takıver yani gibi bir şey. Bunlar diyorlar zorda kalınca böyle söylerler. Onun için biz bu hocaları istemeyiz diyorlar. Yani Kırım hocalarını istemiyoruz. Kırım hocalarını yani istemeyiz. İslamiyet'i dost doğru söylemiyorlar. Dost doğru söylemiyor diyorlar. Biz dost doğru söyleyecek din adamları söyleyecek istiyoruz. Hiç de ondan vazgeçmeyecek. Yani ölecek ve gerçekten Çerkezler, Ferah Ali Paşa orada bir şey kurdu. Evet, yani insan can verir, şehit düşer. Bunda herhangi bir şey yok ama 100 yıl o mücadele kolay bir şey değildir yani. Takdire şayan bir durumdur. O sürgüne gelelim dilerseniz, ki sürgün gerçekten çok önemliydi. O sürgün sürecinden sonra Çerkeslerin dağılımı, nereye gittikleri ve son duruma da bir ışık tutması açısından. Şimdi tabii o 100 yıl süren savaşta, yani 1864'te bitiyor, nihayetleniyor, evet, bu. Ve Çerkezler teslim olmak zorunda kalıyorlar. Teslim oldukları zaman Rusya Kafkasya'yı istiyor ama Çerkezleri istemiyor. Bunlar çünkü bunlar dik başlı tehlikeli. Ve evet, tehlikeli, kendisi için tehlikeli görüyor ve bunlara iki yol gösteriyor. Ya sizi toptan süreceğim ya da Sibirya'ya götüreceğim. Hı hı. O toptan sürmeyi şey yapıyorlar ve bir süpürme hareketiyle, yani bütün sivil güçler, çoluk, çocuk, yaşlı demeden 24 saat size şey veriyor. Nereye gideceğinizi bilmiyorsunuz. Ne yiyeceğinizi bilmiyorsunuz. Bugünkü şartlarda öyle şey yok, arabalar falan yok, işte ayakkabılar yok, şemsiyeler yok, bir şey yok. Hı. Neyiniz varsa böyle süpürme hareketiyle Karadeniz'in kenarına yığılıyor. 1,5 milyon, 2 milyon, evet, insan. Ve orada 3 ay, 4 ay kalıyorlar. Yiyecek yok, içecek yok, bir şey yok. 500 bin kişi ölüyor. Artık insanları şey yapmıyorlar, hı hı, defnedecek, gömecek mecal de yok. Sulara atılıyor. Hatta derler ki yıllarca kuşlar kadın saçlarıyla yuva yaptılar. Evet, çünkü onunla, evet, ilgili. Yani çok çok acıklı bir şeydir bu. Çok. Sonra bilmedikleri, Osmanlı coğrafyasına ta Varna'dan başlıyorlar ta Fas, Tunus, Cezayir'e kadar. Yani insanlar böyle gemilerle götürülüyor. Nereye gidiyorlar? Kime gidiyorlar? Nasıl gidiyorlar? Gittiler. Hastalık var, açlık var, perişanlık var. Gittikleri bölgelerde o günkü yazılar var. Bugün diyor Trabzon limanında diyor, bugün de ortalama 220 kişi ölüyor diyor. Samsun limanında diyor, Samsun'un 10 bin nüfusu var diyor, 42 bin Çerkez mülteci geldi. Ortalama her gün 500 kişi ölüyor.
Ölüyor. Hastalıktan, açlıktan ölüyorlar. Peki Osmanlı o gün ne halde? Osmanlı'da 1,5 milyon mülteciyi, bakın bugün Türkiye bu kadar gelişmiş haliyle 300 bin Suriyeli mülteciyi bizim ekonomimizi sarsıyor. O günün şartlarında 1,5-2 milyon mülteci geliyor. Ki Osmanlı'nın da tabii, zor. Tabii Osmanlı'nın da çok dönemi. çok evet. Rahat bir dönemi değil. Evet. Osmanlı elinden gelen bütün yardımı Anadolu halkı ekmeğini Çerkezlerle paylaşıyor. Ve Anadolu'ya yerleştiriliyor. Tabii bu tam anlamıyla bir soykırımdır. Yani Çerkez bu, soykırım. Evet. Bu Birleşmiş Milletler'in tarif ettiği bütün şeylere uyan, eskiden sürgün derdik, tam anlamıyla bir soykırımdır bu. Tabii 1864, 21 Mayıs 1864 bizim için çok değer verdiğimiz, çok acıyla hatırladığımız bir gündür. Çünkü bugün Soçi bölgesinde Çerkezlerin son birliklerinin yok edildiği ve Rusların kahramanlık yürüyüşü, zafer yürüyüşü yaptıkları gündür 21 Mayıs. Onun için her 21 Mayıs'ta Türkiye'de, dünyanın her tarafında Çerkezler toplanırlar ve o günü ağıtlarla yad ederler. Hı hı. Şimdi Soçi bölgesinde bir kış olimpiyatları yapılıyor ki o olimpiyatların yapıldığı bölgedir. Soru var onunla ilgili, evet. Evet. O bölgedir Çerkezlerin en son birliklerin yok edildiği bölge. Evet. O bölge tamamen Çerkezlerin kemik, eştiğiniz zaman her yerden kemik çıkar. Biz diyoruz ki biz ona şiddetle Çerkezler olarak karşı çıkıyoruz. Hı hı. Diyoruz ki olimpiyat kardeşlik demektir. Bir neslin yok edildiği bölgede ve onların kemikleri üzerinde slalom yapamazsınız. Kış olimpiyatı yapamazsınız diye sesimiz çıktığı kadar bu dünyaya duyurmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bunu Amerika'da, İsrail'de, Ürdün'de, yani Çerkezlerin bulunduğu her bölgede, tabii bu şeyi önleyecek gücümüz yok bizim. Bu olimpiyatları önleyecek gücümüz yok. Hı hı. Ama bu ızdırabımızı dünyaya duyurmak istiyoruz. Hı hı. Onun için gayret ediyoruz. Evet, o Soçi ile ilgili olarak da soru vardı. Evet. Böylelikle cevabını da bulmuş oldu. O 64 yılındaki o Çerkez sürgününden sonra bir Gürcü tarihçi Simon Canaşia'ya Şapsılların bölgesi Cubga'da karşılaştı. 91 yaşındaki bir ihtiyar bölgeyi şöyle anlatıyor. Deniz kenarında 7 yıl boyunca atılmış insan kemikleri vardı. Kargalar erkek sakallarından ve kadın saçlarından yuvalarını kurarlardı. Deniz 7 yıl boyunca karpuz gibi insan kafa taslarını atıyordu. Benim orada gördüklerimi düşmanımın bile görmesini istemem diye tarif ediyor, evet, o dönemi. Bu acı bu. Tabii denizde çürüyen cesetler, kafalar denizin üzerinde geziyor. Binlerce, öyle az uz değil. Yani bunu söylemek insanın şeyinin anlayabileceği bir şey değil hocam. Yani doğru. Gerçekten büyük bir acı, büyük bir ızdırap. Bu bunu bir soykırım olarak duyurmak, kesin, ve kabul edilmesini sağlamak. Biz şunu söylüyoruz. Yani şu anda Çerkez sorununun birinci parçası budur. Hı hı. Ve dünyanın önemli sorunlarından başında gelmektedir. Bir ülke tarumar ediliyor, aktif insanların 1/3'ü yok ediliyor, gerisi de meçhule, bütün sivil unsurlar dünyaya darmadağın ediliyor. Bu kadar büyük bir ızdırap insanoğlu kabul yaşamış mı gerekiyor, bilmiyoruz. Hı hı. Onun için biz bugünkü insanlık vicdanına bunu duyurmaya karar verdik hocam. Çerkezler... Hayır, bu, evet, bu o kadar sözünüzü kestim Nusret Bey, kusura bakmayın. Aslında... Estağfurullah. O kadar mühim bir konudur ki bu. Hani bizim 1915'te bir tehcir hadisesi vardır. İşte bir miktar diyelim Ermeni hatadır, sevaptır, ayrı konu. O farklı bir tartışılır. Ama 100 yıldır gündemdedir. Tartışılır, konuşulur, önümüze bırakılır. Çok da muntazam bırakılır. Bir şekilde her seferinde fakat önümüze gelir. Fakat şu, evet, ondan önceki 100 yıl içerisinde Kırım, Kafkasya, Çerkezistan, o bölgeler, Türk... Balkanlardaki Türkler, Kosova'da, işte Bosna Hersek'te öylesine ölümler olmuştur ki bunların hepsi Müslümandır. Hı hı. Ve Müslümanın kanının işte zerre kadar değeri yoktur. Üzerinde az önce başkanın dediği gibi slalom yaparlar, öldürürler. Bir de dünyaya kardeşlik mesajları vermeye çalışırlar. Dünya
Türk'ün, Müslüman'ın daha doğrusu bütün hepsiyle beraber Müslüman'ın gözyaşı asrıdır aslında o asır. 19. asır Müslüman'ın gözyaşı asrıdır. Ama bunları dile getirebilecek kimse yoktur. Hangisini ele alırsak alalım burada. Burada bugün Çerkezleri konuşuyoruz. Yoksa geçelim Kırımlıları konuşalım. Balkanlardaki Müslümanları, Arnavutları, Boşnakları konuşalım. Hı hı. Hangisini konuşursak konuşalım ortaya işte bu görüntüler çıkacak. Edirne'de 1. Cihan Harbi sırasında Edirne hemen saray içinde bulunan yerde 24 bin kişi ağaç kabuklarını yiyerek ölüyor. Etrafı çevrilip. Neyi konuşursak bunları zaten böyle bir program da yapmak istiyorum. Bu konuda bir kitap da yazmak istiyorum. Dünyada Müslümanların hali gözyaşı asrıdır ama biz konuşmayalım, duyurmayalım, bilmeyelim. Peki öteki? 10 kişisi ölse yüzlerce yıl unutturmuyor. İşte bunun için Müslümanların birlik beraberlik içinde olması lazım. Oyuna gelmemesi lazım. Yani burada dertlerimizi ortak dile getirmek lazım. Sahip çıkmak lazım. Bu nokta yoksa son kişiyi de öldürmeden rahat etmezler son Müslümanı. Onlar öyledir yani. Rahat edemezler. Hocam burada tabii Osmanlı bir çadırın orta direğiydi. Evet. Yani Osmanlı dünyada nerede zulüm gören bir kimse varsa ona el uzatmış. İspanya Yahudilerine el uzatmış değil mi hocam? Evet. Yani Osmanlı ayırmıyor da Hristiyanlığı. Evet, evet. Kim zulüm yani altındaysa, zulüm altındaysa ona yardım ediyor idi. Çadır çökünce herkes altında kalmışlar. Doğru. Yani orta direk çöktüğü zaman hepsi altında kalmışlar. Tabii yani o da bir başka önemli bir konu. Fakat Çerkezlerin konusu Osmanlı'nın döneminde vuku buldu. Osmanlı'nın ileri görüşlü devlet adamları olamadı Ferah Ali Paşa'dan sonra. Ve Rusya ile aramız bozulur diye maalesef Çerkezler yardım edemediler ama 1864'te Çerkezler teslim oldular. 13 sene sonra Ruslar İstanbul'a geldiler hocam. Yani bu öngörüyü Osmanlı diplomasisi haricisi göremedi. Ruslarla aramız bozulmasın diye. Ama Çerkezler teslim olduktan 13 sene sonra Yeşilköy'e geldi Ruslar. Hatta derler ki Şeyh Şamil İstanbul'a geliyor. Sultan Aziz o zaman karşılıyor. Evet. Zannediyorum gemiden inerken Şeyh Şamil düşer gibi oluyor. Sultan Abdülaziz zaten böyle cüsseli pehlivan gibi hemen onu düşürmeden yakalıyor. Diyor ki az kalsın düşüyor idiniz diyor. O da ona tarihi bir cevap veriyor. Sultanım diyor keşke düşmeden tutsaydınız bizi. Yani evet. Kafkasya'da evet. Kafkasya'da. Yani evet. Savaşırken bize yardım etseydiniz. Tabii Osmanlı da 13 sene sonra anlıyor hatasını. Ama bade harabül Basra. Basra harabı olduktan sonra. Tabii ondan sonra dünyanın her tarafına yayılmış Çerkezler, onlar o yara hala kanamaya devam ediyor. Yani bugün Çerkez sorunu dediğimiz şey o gün başladı ama bugün o problem, o sorun hala devam ediyor. Ve tabii işin acıklı yönü, maalesef bu soruna sahip çıkacak kimse yok. İki, Çerkezlerde de öyle bir kültür var ki hocam, dertlerini başkalarına anlatmak, sıkıntılarını başkalarına anlatmayı bir onursuzluk aciziyet gibi görüyorlar. Olarak bir evet. Şimdi biz baktık ki olmuyor. Herhalde Çerkezlerin içerisinde biraz da ne diyeyim? Yani biz bu derdimizi dostlarımıza anlatıyoruz. Herkese anlatmaya çalışıyoruz. Tabii Çerkezleri bunun demokratik bir ülkede bunun ayıp olmadığını, dertlerin insanlara anlatmanın evet. ayıp olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Hemşerilerimize örgütlenmelerini tavsiye ediyoruz. Çünkü demokrasilerde örgütlü olmazsanız, bir ve beraber olmazsanız herhangi bir konuda başarıya ulaşılamayacağını söylüyoruz. Fakat biz Çerkez meselesinin, Çerkez sorununun yalnız Çerkezlerin sorunu değil, Türkiye'nin sorunu olduğunu, Türk milletinin sorunu olduğunu, hatta insanlığın sorunu olduğunu söylüyoruz hocam. Ve bunu anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekten de öyledir. Önceki programlarda da söylemiştim. Çerkez kültürü
son derece orijinal bir kültür. Kimle temas etmişse hayranlık uyandırmış. Çerkez dili orijinal bir dil. 110 bin kelimeden oluşan dünyanın en zengin dillerinden bir dili. Bu dilin kaybolması, bu kültürün kaybolmasını Türkiye'de de kimse istemez, dünyada da kimse istemez. Evet. O halde hocam bu kültürü yaşatmamız lazım, bu dili yaşatmamız lazım. Bütün bizi izleyen vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz. Devlet büyüklerimizden destek bekliyoruz. İnşallah efendim desteğimizde bu nasıl bu kültür devam eder? Diyoruz ki bir Çerkezce yayın yapan bir televizyon bu kültürü devam ettirir. Bir de ilkokul birinci sınıftan itibaren ana dil derslerini mutlaka istiyoruz. Çünkü bu dilin gelecek nesile, bu kültürün gelecek nesile taşınması gayreti içerisindeyiz. Bu yalnız bizim meselemiz olamaz. Bu Türk milletinin meselesidir, meselesi olmalıdır. İnsanlığın meselesi olmalıdır diyoruz hocam. Burada yani, bir sözümüz, yanlış bir sözümüz, yanlış anlaşılacak bir şeyimiz var mı hocam? Vallahi bir bilim adamı olarak siz. Ya bir bilim adamı olarak bunu ancak destekleyebiliriz. Bir şeyin, bir dilin unutulması, bir kültürün unutulması insanlığın hem ayıbıdır hem insanlığın gerçekten en büyük üzüntüsü olmalıdır. Ben öyle düşünürüm. Yani kültürler ne kadar zenginse, dil ne kadar zenginse bir toplumda o kadar sağlam toplum o kadar sağlam olur. Kaldı ki farklılıklar da en büyük zenginliktir. Bunları öyle bilmek lazım. Onlar olmadığı için insanlar kelimeyi bilmezse, kültürü bilmezse, ondan uzaklaştıkça dikkat edersek konuşmayı dahi beceremiyorlar, yumruklaşmaya başlıyorlar. Bunlar bizim sıkıntılarımız. Halbuki kültürün yaşaması, o kültürlerin genişlemesi değil mi? Ya asıl olan bu. Oysa bize bir Avrupa kültürü. Hı hı. Şu anda bize hakim olan, bütün kendi kültürlerimizden uzak kaldıkça Avrupa kültürü bize hakim olmaya başlıyor. Tek bir işte olmuyor. Halbuki Çerkez'dir, Laz'dır, Kürdüdür, Türküdür, her bir şeyiyle. Bu bir zenginlik evet, bir neticede, Türk dili elbette. Zaten ortak bir dildir. Hı hı. Ama diğerleri bilinmesi ne kadar güzel bir şey. Bunlara karşı çıkmak mümkün müdür? Ve burada işte sivil toplum kuruluşları sizin onu gerçekten öyle evet gurur iyi şey değildir Nusret Bey. Yani hani isteyememek. İsteyemezsen bir şey alamazsın. Yani isteyememek bir hoş bir huy değil. İnsan isteyebilmeli. Hani istek olmasaydı Cenab-ı Hak bir şey vermez. Vermek istemeseydi istek vermezdi diyor. Yani sen Cenab-ı Hak'tan da el açıp dua istiyorsun. İnsandan istemek de insandan değildir aslında. İnsanlar da bir sebeptir. Yani ben hükümet bana bunu verdi diye teşekkürü hak illa şey yapmam. Yani nedir o? Hak olan bir şeyi hükümet niye o göreve geldi? Onu yapmak için geldi. O yolu yapmak için geldi. Güzellikleri yapacak. Yapmıyorsa tenkit edilir. Burada da onu yapması lazım. Ben böyle düşünürüm şahsen ama biz de isteyebilmeliyiz. Bu Çerkeslerin arzu edebilmeliyiz. Karakteristik yapısıyla alakalı olarak az önce ifade her şeyde her şey doğru değil. Zafiyetleri de var ya evet, toplumların. Çok güçlü o da bir zafiyeti. Dik kafalı olduklarından söz ettik. karakteristik yapıları böyle dedik ve dolayısıyla bu motifte bir kişiliğin tabii ki istemekte zorlandığı da bir gerçek. Ya şimdi hani haliyle, hep böyle güzel yönleriyle de şimdi hani o Müslüman olmadan önce gidiyor, saldırıyor, alıyor onu, satıyor. Hoş mu bu değil? Bütün güzelliklere şöyle baktığımızda dinimizin içinde aslında. Aynı şey Türklerin bir İslam olmadan önceki durumları var. Her hareketleri doğru mu? Her yaptıkları şey mi? Dinimizin güzellikleriyle bütün şunları konuşurken, Osmanlı'yı konuşurken İslam üzere hareket ediyor ya. Ferah Ali Paşa da gidiyor onu söylüyor. Diğerleri de onu söylüyor. Buradan uzaklaşırsa o zaman herkes benim demeye, Çerkez benim demeye başlar. Kürtçülük ırk ön plana çıkar. Benim ırkım. Hı hı. Benim ırkım üstün ırk. Bunları daha büyük ve geniş bir çatıda toplamak gerekiyor. Ne olur? Yani, evet yani ırkçılık öne. Irkla alakası yok bunların hı hı. güzellikleri. Evrensel işte İslami değerler. Bunu Müslüman niye farklı farklı ırkları yaratıyor? Birbirine saygılı olacak.
İnancına saygılı olacak, kültürüne saygılı olacak, diline saygılı olacak. Saygı olmadığı zaman artık orada insanlık kalmaz. O sebeple ben Nusret Bey'in yani bu konudaki gerçekten isteklerini çok yerinde buluyorum. Yani hocam, desteklememek tabii, teşekkür ederiz. Olmaz. Allah razı olsun. Fakat tabii şunu tekrar izleyicilerimize de anlatmak isterim. Biz bölücülüğe, ayrımcılığa, ötekileştirmeye şiddetle karşıyız. Türkiye'deki 76 milyon insanı bir ve beraber ve kardeş görürüz. Evet. Fakat biz biliyoruz ki Türkiye'deki herkeste Çerkezler dediğiniz zaman yani bize karşı bir sevgileri var. Biz de diyoruz ki biz yok olmayalım. Kesinlikle. Kültürümüz yok olmasın, dilimiz yok olmasın. Çünkü şöyle şeyler duyuyorum bazen. Kardeşim işte bir tarafta Çerkezler, bir tarafta Lazlar, işte Kürtler, şunlar, bunlar. Memleket paramparça olur diye böyle samimi olarak şikayette bulunan insanlar oluyor. Tabii bunu kabul etmek mümkün değil. Bu memleket bir ve beraberdir. Kültürümüz birdir, tarihimiz birdir, inancımız birdir. Efendim, bin yıldır beraberiz, bir ve beraberiz. Evet. Yani bizim birliğimizi bu ve beraberimizi hiçbir şey... Değil, bir birleştirme. Ama kültürler değerlidir. Hı-hı. Her kültür kendine göre güzeldir. Şimdi Roman kültürü orijinaldir, evet, enteresandır. Evet. Öyle değil mi? Tabii, yani kim doğru. diyebilir ki Roman kültürü kötü kültürdür? Onun devamı lazım. Çerkez kültürü çok orijinaldir ve çok güzel bir kültürdür. Roman kültürünün en güzel yönü ne desen yarını düşünmeden... Yiyişmeleridir. Evet. Yarın diye şeyleri yok. En güzel bizim insanımız keyifli, o kadar suhri emel sahibi oldu ki 10 sene ötesini düşünüyor. 20 sene ötesini düşünüyor. Ama o kadar diyor, Romanlar yarını düşünmüyor. Yarını düşünmüyor. Onlardan kanaat, onlardan öğreneceksin. Kanaat, evet. Evet. Hocam. Şimdi bambaşka bir tweet yağmuruna tutulabiliriz hocam bununla birlikte. Hayır, alabileceğimiz arada, her güzel şeyler ki, var yani. Her güzel, her kültürden evet. farklı güzelliklerle evet. biz bir bütün olabiliriz. Mesajı vermeye çalışıyoruz aslında ama. Bir de saraylı kültürdür yani. Değil mi? Tabii Çerkezler. Ondan çok kısa bahsetmemiz gerekiyor çünkü çok az vaktimiz kaldı. Yalnız izleyicilerimize ben çok çok teşekkür etmek durumundayım hocam. Teşekkürler Tarih ve Medeniyet diye TT oluşturmaya başladı izleyicilerimiz. Her biri ayrı ayrı mesajlar atıyor. Hiçbirine yetişemiyorum. Biz size çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız için, iştirakiniz için ve güzel sorularınız, sunumlarınız için çok teşekkür ediyoruz. İnanılır gibi değil, çok güzel bir akış var hocam. Ben işte bunu bir buçuk, bir yıldan fazladır görüyoruz evet. bizimle beraberler. Ben çok teşekkür ediyorum kendilerine hasaten. Tarihe sahip çıkmak, ceddimize sahip çıkmak ve doğru bir şekilde burada sahip çıkmak derken bu kadar iftiraların odağındaki ecdadımıza sahip çıkmak çok önemli bir şey. Bunu tweetleriyle, izlemeleriyle her yönüyle gösterdiler. O noktada asıl teşekkürü onlar hak ediyorlar. Sağ olsunlar. Kesinlikle. Biz evet. de izleyicilerimize burada çok çok teşekkür ediyoruz. Gelmeye devam ediyor. Programdan sonra bizzat göstereceğim size hocam. Çok çok güzel sorular da var. Bunları da not edelim. Yeni yayın dönemiyle beraber ayrı ayrı da pencere açmaya devam edelim bunlara. Son birkaç dakikamız artık. Aslında Çerkeslerden söz ettik son iki programdır ve çok değerli konuğumuz Nusret Bey de bize eşlik etti evet. son iki programda. Saraylı dediniz, çok kısa bir pencere açalım saraylı. Çünkü Osmanlı padişahları da hep Çerkes kızlarını gelin olarak seçmişler. Çok fazla Çerkes vardı değil mi saraylı çok, hocam? Çok çok çok. Yani, kısa birkaç cümle. Sultan İbrahim Han'ın hanımı Hümaşah, 1. Abdülhamid'in Ayşe'sine Perver, 3. Ahmet'in hatta kimin 3. Mustafa'nın annesi Emine Sultan, 1. Abdülhamid'in Rabia Şermi, 2. Mahmud'un annesi Nakşidil Valide, 2. Abdülhamid Han'ın Tiri Müjgan Hanım. Yani çok, hatta Kanuni'nin Mahidevran eşi, Kanuni'den itibaren. Mahidevran da. Mahidevran o da öyle. O da Çerkes. Evet. Neden Çerkesleri tercih etmişler acaba? Onu hocam siz daha iyi bilirsiniz tarihçi olarak. Şimdi geçen programda herhalde geçen hafta söylemiştik. Çerkezler kız vermekten, dışarıya kız vermekten hiç çekinmezler diye bahsetmiştik. Zira mahcup etmeyeceklerini biliyorlar. Çok iyi yetiştiriyorlar. Beni mahcup etmez.
mahcup olacak bir, hele bir de saraya kız veriyor, saraya gönderiyor. Ve kültürlerini yaygınlaştırıyorlar aslında bununla beraber. Yani hem son bir cümle, Tabii evet. Kız çocuğu eğitimi Çerkezler'de son derece önemliydi. Büyük bir bir anne olacak, bir ev yönetecek, çocuk büyütecek şekilde büyütülür, eğitilirdi. Tabii Osmanlılar da Çerkezlerin beylerinin çocuklarını almışlar. Yani öyle sıradan şeyleri de almamışlar. Onları eğitmişler. Hakikaten o Çerkez hanımlar çok hanlar, hamamlar, saraylar, camiler yaptırmışlar. Hayırlara vesile olmuşlar. Biz yani herkese kız vermeyiz. Verince padişaha veririz hocam. Fakat keşke şimdi Anadolu kızları hep Çerkezlere benzeseydi. Sizin kızlar Anadolu kızlarına benzedi. Evet, öyle oldu hocam. Bu çok kötü oldu. Yani tabii sadakat tabii Çerkez kızlarına gittikleri evin artık kızı olduğunu hatırlatırlardı. Beyne mutlak sadakat ve itaat etmek kültürü vardı. Fakat şimdi bunlar hocam... Kalmıyor. Evet, kalmıyor. Kültür değişiyor. Ama ben, kültürlerini en iyi muhafaza eden topluluklardan biri gerçekten Çerkesler. Ben de yarım bir Çerkez olarak bunu da duyurmuş olayım. bir tarafım Çerkez çünkü. Dolayısıyla gerçekten çok güzel kültürleri, adetleri, saygılılıkları, büyüklerine karşı, küçüklerine karşı. Çok farklı bir kültür. Tanımak, içlerine girmek gerekiyor. İki haftayı ayırdık. Yetti mi bilmiyorum ama... Çerkesler sizi güzel hatırlayacak diye de Çerkeslerden TT olmak üzere tweetler geliyor. Çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Müsaade ederseniz son bir cümle bir şey alayım ben. Hocam. Tabii tarih bilinci çok önemli. Hocam ben size de teşekkür ediyorum. Çünkü insan tarihini bilmeden geleceğini bilemiyor. Tarih de bilimsel anlamda ve objektif olmalıdır. Siyasi ve zaman mülahazalarının dışında olmalıdır. Tabii iki programı Çerkezlere ayırdınız. Ben de Çerkezler adına... Çerkez Dernekleri Federasyonu Başkanı olarak hem size hem de hocam size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizler de. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam son bir cümlede sizden alayım, sonra noktayı koyalım. Çünkü artık bu sezon finali. Vallahi ben de öncelikle Sayın Başkan'a son iki programda geldiği için özellikle teşekkür ediyorum. Ve bir kez daha bütün izleyicilerimize... Programımıza sahip çıktıkları için, bizimle beraber oldukları için çok teşekkür ediyorum. İnşallah dualarını eksik etmesinler diyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Ben de çok teşekkür ediyorum. Son birkaç aydır tarih ve medeniyette birlikteyiz hocam sizinle. Evet. Çok keyifli saatler, dakikalar geçirdik burada. Çok güzel bilgiler edindim sıcağı sıcağına sizden. Ve izleyicilerimizin katılımlarına çok teşekkür etmek istiyorum bu sezon finalinde. İnanılmaz güzel bir katılım var. Ayrı ayrı teşekkür ediyorum her birinize. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil hocam ve konuğumuz iki haftadır bizimle beraber Dünya Çerkezleri Dayanışma Komitesi Başkanı Doktor Nusret Baş, tekrar teşekkürler. Bugünü burada noktalıyoruz bu akşamı. Belki birkaç ay sonra tarih ve medeniyet programıyla beraber, tam tarih vermemekle birlikte görüşmek üzere. Bizden ayrılmayın. Hoşça kalın.